24 ekranlarından mutlu akşamlar değerli tarihseverler. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu hafta yine tarihte bilinmeyenleri konuşmak üzere an ve zamanla karşınızdayız. Elbette merak ettiklerinizi konuşuyoruz. Bu hafta da haydi şu konuyu da konuşalım dediğiniz bir konuyu ele aldık an ve zamanda. Bu gece gerçekten çok önemli bir konuyu konuşacağız. Moğol İmparatorluğu'nu konuşacağız bu akşam. Tarihe damgasını vurmuş Moğolları konuşacağız. Elbette Moğollar demek Cengiz Han demek. Cengiz Han'ı konuşacağız bu hafta. Kimi tarihçilere göre Cengiz Han döneminin en gaddar, en zalim imparatoru. Kimi tarihçilere göre ise dönemin konjektürüne baktığımızda neredeyse dünyanın yarısını istila etmiş başarılı bir komutan. Biz de tarihe soracağız. Acaba Cengiz Han hangisi? Cengiz Han kimdir? Cengiz Han'ı açıklarken elbette Harezmşahlarla karşılaşmasını ele alacağız. Tabii ki Moğolların Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu nasıl istila ettiklerini, Cengiz Han önderliğinde Moğol İmparatorluğu'nun Orta Doğu'yu ve Anadolu'yu ne kadar yayıldığını ve ordusunu ne kadar büyüttüğünü konuşacağız. Bunu nasıl başardığını konuşacağız. Zalimce yöntemlerle mi yoksa başarılı bir komutan olduğu için mi? Bunları ele alacağız. Elbette Moğol istilalarının Türklere nasıl etki ettiğini soracağız ve İslamiyet'in gerilemesine yol açtı mı diyeceğiz. Bu konuları konuşacağız uzman konuklarımla bu akşam. Öyleyse merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zaman başlıyor. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Moğol İmparatorluğu'nun batıya yayılma serüveninden Türkiye Selçuklularıyla ilişkilerine kadar Moğol ve İslamiyet'i konuşacağız bu hafta. Elbette ki çok önemli iki konum var. Hemen tanıştırmak istiyorum ki siz zaten tanıyorsunuz. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Haşim Şahin hocamız bizlerle. Hoş geldin Sayın Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yoğun bir programdan geldiniz, şeref verdiniz. Bugün biraz öyle oldu evet, ama. Evet, hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ömer Subaşı hocam bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Siz de uzaklardan geldiniz, şeref evet. verdiniz. Geçenlerde Instagram'da sizin bir hikayenizi gördüm. Unutmadan paylaşacağım. Bir öğrenciniz ya da meslektaşınız şey demiş. Bir muhtemelen akademik bir kitabın içindekiler sayfasına Şampiyonlar Ligi gibi demişler. Hangisi? İçinde sizin isminiz de var tabii. Şampiyonlar Ligi'nden hocalarımız burada değerli tarihseverler. Söyleyeyim ya izleyip izlememek size kalmış. Ben olsam izlerim. Şampiyonlar Ligi burada. Evet, etiketimiz Twitter'dan Moğollar ve İslamiyet. Moğollar ve İslamiyet etiketini Twitter'dan yazarsanız hocalarıma merak ettiklerinizi soracağım. Hemen ben Ömer Subaşı hocamın kitaplarını hızlıca göstermek istiyorum. Moğollarda Kadın, Evlilik ve Dış Siyaset kitabı Ömer Subaşı hocamın. Yine Gürcü ve Moğol ilişkisi Güney Kafkasya 1220-1346 yılları arası ele aldığı Gürcü ve Moğol ilişkisi doçent doktor Ömer Subaşı hocamın. Gürcistan Krallığı kitabı da aynı zamanda eserleri arasında. Hocam elinize sağlık. Evet, hemen hızlıca bir konuya göbeğinden başlayalım. Bir dönem dünyayı kasıp kavuran Moğolları soracağım ilk önce size. Moğolları tanımak için. Moğollar kimdir? Moğol bir etnik kökenli yoksa idari bir oluşum mu? Biz Moğollar deyince nereden başlayıp neyi tanımalıyız hocam? Şimdi Moğol dediğimiz milletin kökenlerini milattan önce 6. yüzyıla kadar götürüyorlar. Hatta çok daha eski işte 2000'lere kadar bazı araştırmalar da götürüyor. Biraz böyle Türk tarihiyle paralel ilerliyor aslına bakarsanız. Yani bizim Türk tarihinin içerisinde de Moğol tarihinin içerisinde de tanımlayamadığımız dönemler var. Şimdi tarihçilikte ne demek tanımlayamamak? Belli bir uygarlığın, belli bir medeniyetin varlığını biliyorsunuz. Kökenlerinin nereden ortaya çıktığını da biliyorsunuz. Ama tam olarak adlandıramıyorsunuz. Nedir bunlar? Özellikleri nedir? Peki ana hatlarıyla konar göçer hayat sürmeleri, hayvancılıkla geçinmeleri, savaşçılıkla geçinmeleri, işte yağmacılık, toplayıcılık, avcılık, genel hayat karakterlerini oluşturmaları. Ama Moğol kökenli kabilelerin köklerini biz işte Sibirya'ya taşıyoruz. Yani Çin'in kuzeyinde Sibirya sahasında ortaya çıktıklarını biliyoruz ve pek çok
aslında konuşacağımız Cengiz Han'ın da hem babasının zaman zaman yönettiği, belli ölçüde yönettiği, kendisinin de gençliğinde ciddi anlamda düşmanlıklarını yaşadığı fakat zaman içerisinde kontrol altına aldığı bazı boylar var. İşte Taycuutlar, Merkitler, Naymanlar yahut da Karaitaylar gibi bu kavimlerin hepsinin ismine, Tatarlar da bunlara dahil ediliyor. Bu toplulukların tamamına Moğol olarak adlandırılıyor. Yani bir tür boylar birlikteliği gibi görebiliyoruz bunları. Bu kimlik işte Moğol dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Peki hocam, yani Moğol demek aynı zamanda aslında kendi halinde yaşayan, zamanında çok da iddialı olmayan bir küçük bir toplulukmuş. Nereye kadar? Cengiz Han'a kadar, öyle mi? Doğru bir bu, tarif olabilir bu, mi? Bu çok doğru değil aslında bakarsanız. Yani şimdi şöyle başlayayım. Şimdi Moğolların biz Hunlar, Göktürkler, Uygurlar zamanında yaşadıklarını ve bunların hakimiyeti altında girdiklerini biliyoruz. Fakat Moğol boylarından bir tanesi var. Mesela işte Karahitaylar. Çok daha güçlü bir devlet yapılanmasının içerisine giriyorlar. Ve bu Karahitayların, bizim Selçukluların son kudretli hükümdarı Sencer'i Katavan Savaşı'nda 1141'de mağlup ettiklerini biliyoruz ve bu Selçuk, yani koskoca Selçuklu devletini bir anlamda yıkılışa sürükleyen bir yapı. Ama şu noktada haklısın belki. Moğol devletleri, evet, en irisi, en palazlanmışı belki Karahitaylar. Ama tarihlerinde bildiğimiz kadarıyla, ama tarihsel veriler biz tarihçi olarak her zaman değişebilir. Yani yeni bilgiler, yeni belgeler, yeni buluntular değiştirebilir. Fakat bildiğimiz kadarıyla çok büyük, işte Türklerin kurduğu Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ya da Karahanlar efsafında bir devletleri yok. Ne zamana kadar? Cengiz'e kadar yok. Yoksa Cengiz'in babası Yesügey Bahadır da aslında bir Moğol beyi. Ve anladığımız kadarıyla o da belli boyları etrafında toplamış, kendi halinde, kendi çapında bir devlet oluşturmuş. Fakat kaynaklara yansımıyor. Yani burada hani ne diyelim, bir tarihçiler silsilesinin radarına girmeniz gerekiyor. Bu radara girmemişseniz adam tarihçi sizin hayatınızdan, kimliğinizden, benliğinizden bahsetmemişse o zaman bunun bir karşılığı olmayabiliyor. O sebeple kastım, yani ya da biraz ihtimal bırakma nedenim bu. Ama Cengiz'le birlikte Bozkır kavimlerinin neredeyse hepsine hakim olmuş ve Kırgızlar dahil olmak üzere, Uygurlar dahil olmak üzere o dönemdeki İslam dünyasının en büyük lideri olan Harizmşahlar dahil olmak üzere ve soyunu düşündüğümüzde, torunlarını ve çocuklarını düşündüğümüzde, işte Çağatay'ın bir devlet kurduğunu biliyoruz, onun soyundan gelen Kubilay'ın Çin'i istila ettiğini biliyoruz, diğer torunu Hülagü'nün Orta Doğu'ya geldiğini, hem İsmaililer'i ortadan kaldırdığını, hem Abbasi Devleti'ni ortadan kaldırdığını, hem Türkiye Selçuklularını fiilen bir baskı ve kontrol altına aldığını görüyoruz ki eğer İslam dünyası toplamında bakacak olursak Memlük Devleti'nin haricindeki neredeyse bütün devletlerin bir şekilde Moğol hakimiyetinin altına girdiğini görüyoruz. Biz buna sadece Cengiz İmparatorluğu demeyelim. Bunu Cengiz başlattı. Ama Cengizliler dediğimiz zaman işte İlhanlıları ya da Altınorda'yı ya da Çağatay'ı ya da Kubilay'ı buna dahil ettiğimizde gerçekten de sizin programın başında söylediğiniz gibi kadim dünyanın neredeyse yarısını ele geçiren, bir şekilde kontrol eden, ticaret yollarını, kültür yollarını, siyaseti domine eden ve gerektiğinde çok acımasız katliamlar da gerçekleştirebilen bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Bunların tamamına Cengizliler diyebiliriz. Yani Memlukların dışında neredeyse Asya'da, hatta Orta Doğu'da yenemedikleri bir devlet kalmamış gibi. Cengizliler olarak mı anlatmalıyız yani? Yani Cengizliler olarak tanımlayabiliriz. Ama kendi içinde aynı Selçukluları Selçuklular diyoruz. Fakat
Kirman Selçukluları var, Suriye Selçukluları var, Irak Selçukluları var, Türkiye Selçukluları var, Büyük Selçuklular. Ama bunların tamamı Selçuklulardır. Ailenin kendi içinde farklı bölgelere göre bölünmüş ve kurulmuş devletler. Şimdi Çağatay Hanlığı da bir Cengizlidir. Altınordu da bir Cengizlidir. Sonuçta onun soyundan gelen çocukları tarafından veya torunları tarafından kuruldu. İlhanlılar da bir Cengizlidir. Kubilay Hanlığı da bir Cengizlidir. Sonuç itibariyle bir Cengizli İmparatorluğudur. Bunun adı ve Cengiz Han uzun da bir ömür sürüyor aslına bakarsanız nispeten. Orta Doğu'daki bozkır hükümdarlarının pek çoğuna nasip olmaz bu kadar ömür sürmek. Yani Bozkır'da 50'yi görüyorsanız şanslısınızdır. O dönem yani ortaçağ hükümdarlarında birkaç istisnası var. Mesela Tuğrul Bey bunlardan birisidir Selçuklu. Ama Selçuklu'yu alıp getirdiği nokta bir neredeyse çöllerde yaşam savaşı veren bir topluluk halinden öldüğünde Abbasi Halifesi tarafından kendisine Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanı verilmiş muhteşem bir İslam İmparatorluğu oluşturuyor. Yani yapıyı kadim İran'ın neredeyse yarıdan fazlasını ele geçirmiş, sınırları Musul'u almış, Anadolu'ya dayanmış, Erzurum'a gelmiş hocamın memleketi bir yapının şeyi mimarı oluyor. Yani muhteşem bir noktaya getiriyor. Ömrü de uzun. Evet. Cengiz de böyle. Yani sadece 27 senesinin boyları toplamakla ve avcılıkla, ne bileyim balıkçılıkla, onun nehrinin kenarındaki mücadelelerle geçtiğini düşünürseniz 27 yılı böyle geçiyor neredeyse ömrünün. Sonra birdenbire muhteşem, yenilmez bir ordu kuruyor. Ordu adamın kuruyor. Hayatında yenildiği tek mücadele, o da yarım yamalak, işte birazdan detayını anlatırız, meşhur Celaleddin Erzemşah'a karşı kaybettiği bir savaş var. Yani o da kendi tedbirsizliğinden aslında kaybettiği bir savaş. Evet. Ama Celaleddin'in de hakkını yemeyelim tabii. O da Orta Doğu'nun yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından birisiydi. Bunun dışında Moğol kabileleriyle yaptığı savaşlar ya da işte Güçlük Han'ı düşünürsek vesaire, büyük Moğol hanlarıyla yaptığı savaşlar, hatta kendi çocukluk arkadaşı Onk Han'ın dahil olmak üzere girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen ve yenilmez Moğol imgesini oluşturan, insanların yüreklerine korku salmış bir muazzam imparator karşımıza çıkıyor. Zaten işte göğün oğlu denilmesinin sebebi de bu, lakaplarından birisi bu. İşte hocamı da işaret ettiği üzere hem size de soruyorum hocam, siz de almak isterseniz lütfen soruyu üzerinize alın. Şimdi inanılmaz bir yayılma, sizin de söylediğiniz gibi. Dünyanın neredeyse o konjektürde, tabii işte Amerika kıtası kadim yok vesaire. Kadim dünyanın yarısı. Evet, yarısı neredeyse alınmış. Yarısı. Ve hatta bugünkü adıyla Çin'in tamamı, Tibet, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Polonya, Azerbaycan, Ukrayna'nın yarısı. İşte bugünkü Ukrayna'da yarısı, Romanya'ya kadar dayanmış. Evet, her iki Kore, İran, işte Türkiye'nin büyük bir kısmı, muhteşem bir yayılma var. Şimdi bu yayılmayı nasıl yapıyor Cengiz Han? Hangi savaş taktikleriyle yapıyor? Ve hatta ikinci sorum, bunları birleştirirseniz sevinirim. Hem program başında da söylediğim gibi çok zalimce mi yapıyor bu işi? Yoksa çok akıllıca mı savaş taktik? İyi bir hükümdar mı yoksa çok zalim bir imparator mu? Nereden baktığımıza göre değişir. Sözü şimdi Ömer Hoca'ya bırakacağım ama iyilik, yani başarılı hükümdar iyi bir hükümdardır ve bu duyguyla ölçülmez. Yani biz bugün toplum olarak, dünya olarak meselelere çok duygusal yaklaşıyoruz. Yani şöyle düşünün, bu kadar başarılı, bu kadar büyük güç elde etmiş, bu kadar büyük toprakları fethetmiş ve hiç yenilmemiş hükümdar iyi bir hükümdardır. Hükümdar tanımının içinde iyi bir hükümdardır. Ha, Cengiz iyi bir insan mıdır, merhametli bir insan mıdır sorusunu sorarsanız işin rengi değişir. Cengiz merhametli birisi değil. Ama yetiştiği şartlar biraz da bunu gerektiriyor. Yani sonuçta başta da ifade ettim, Bozkır'da yetişen ve hayatı büyük zorluklarla geçmiş, daha 12 yaşındaki nişanlısının düşmanları tarafından, babasına tabi olan düşmanlar tarafından kaçırılmış bir genç Moğol asilzadesinden bahsediyoruz. Hayat ona acımasızlığı öğretiyor. Acımasız olmayı hayat emrediyor ona, tabiat emrediyor. Doğal olarak bu coğrafyada yetiştiğiniz zaman hüküm vermek için, hükümranlık kurabilmeniz için o devrin şartlarında ne gerektiriyorsa onu yapmanız gerekiyor. Ortaçağ dünyasında merhamete yer yoktur.
tebaanıza merhametli davranabilirsiniz. İnsanlara merhametli davranabilirsiniz. Ama düşmanlarınıza merhametli davranamazsınız Özgen. Cengiz o yüzden büyüktür. Ben sözü yine de Ömer'e havale edeyim. Şimdi hocam, bizim Cengiz olarak bildiğimiz ve tarih kitaplarına ilk karşılaştığımız zaman şahsın ismi Timuçin. Evet, Timuçin'den. Timuçin zaten 9-10 yaşlarında yetim kalıyor. Timuçin'in hikayesi aslında babası Yesuge'in annesi Ölünekeyi bir yerden bir yere gelin, Olkunut kabilesinden Merkitlere gelin giderken kaçırıyor. Yesuge'in eşi Bört şeyden Ölüneke'den 5 çocuğu oluyor. En büyükleri Cengiz. Bir de 2 üvey kardeşleri var. 7 kardeş bunlar. Takriben 10-11 yaşlarındayken Cengiz'in babası Tatarlar tarafından zehirlenip öldürülüyor. Şimdi acımasızlık mevzusunu konuştuk ya. Cengiz annesi Ölüneke ile birlikte Burhan Haldun dağlarına gidiyor. 10'lu yaşların başı 11-12. İlk cinayetini kardeşini öldürmekle başlıyor. Bizim inancımıza göre, daha doğrusu Moğolların inancına göre Cengiz doğarken elinde kan pırtısıyla doğuyor. Ve küçük kardeşi Kasar'la birlikte üvey kardeşi Bekter'i öldürüyor. Bir av kuşu için avladıkları bir kuşu üvey kardeşi Bekter onlardan alırken kardeşiyle birlikte ortaklaşa onu öldürüp ortadan kaldırıyorlar. Cengiz ilk cinayetini 12-13 yaşlarında yapıyor ve 17-18 yaşlarına kadar bekar bir şekilde yaşıyor ve 17-18 yaşlarında nişanlısı olarak bildiğimiz Kongoratlardan Daya Seçen'in kızı Börte ile evleniyor. Hocam tam bir virgül koyabilir miyim? Bak Börte'yi yazdım buraya. Moğolların kültürüne göre 9 yaş itibariyle bir eş seçme hikayesi doğru. Bunu da Timuçin'de yapmış mı? Şimdi babası Timuçin 9 yaşlarına gelince onu evlendirebilmek için eşi Ölüneke'nin kavmi olan Olkunut'a götürüyor. Ama yolda tesadüfen Kongoratlardan Daya Seçe ile karşılaşıyor. Daya Seçe ona gördüğü rüyayı anlatıyor. O zaman diyor ki Cengiz, babası Yesuke, o zaman bir de sizin kızınıza bakalım. Kız orada 11 yaşlarında. Cengiz 9 yaşında. Ve kızı görüp beğeniyor. Filmde var ya, beni seç diyor. Ha, onun gibi işte hocam. Beni seç diyor Cengiz'e. İşte nişanlanıyorlar. O film de çok enteresan. Çok soracağım güzel size. Çok nişanlandıktan güzel. Sonra Moğollarda bir gelenek var. Nişanlanınca çocuk olana kadar, evlilik olur ve çocuk olana kadar damat kayınpederinin yanında yaşar. İç güveysi. Yani. Evet, iç güveysi. Bizle Moğolları evlilik anlamında ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Yesuge Timuçin'i kayınpederi Daya Seçen'in yanına bırakır ve Daya Seçe'ye der ki benim senden bir isteğim var. Cengiz köpekten çok korkar. Mümkünse köpeklerden uzak tut. Herkesin bir zaafı var. Cengiz'in en büyük zaafı da odur. Hükümdar köpekten evet, korkuyor. Köpekten korkuyor. İnanılır gibi değil. Bir de Cengiz'e at hediye eder. Dönüşte Tatarların daveti üzerine bir yemeğe gider ve Tatarlar onu orada zehirler. Obasına gelir. 3-4 gün sonra ölmek üzereyken Mönkli diye bir arkadaş var. Onu ölmeden önce Timuçin'i getirsin diye tekrardan Daya Seçe'ye gönderir. Gider Timuçin'i alır, getirir. Ve Timuçin'in hikayesi aslında bundan sonra başlar. Annesi ve kardeşlerini alır, Burhan Kaldun dağlarına çıkar. Normalde Timuçin'in yaşadığı coğrafya, Timuçin'in hayatta kalabilmesi için çok cevri bir coğrafya. Yani bir defa Taycutların başında Ambakatay diye bir adam var. Onun oğlu var, Targutay. Yönetimi ele geçirmek istiyor. Cengiz'e zaten dedik ya, Yesuge'yi zaten boyun lideri ve boyu 11-12 yaşlarında, çok da becerebilecek değil. Targutay bunları dağlara sürüyor. Ta ki 9-10 tane atı olup Börte ile evlenip Tuğrul'la işbirliği yapana kadar. Kaçlı yaşlarda Börte ile evlendiğinde? 11-12 yaşta, 11 yaşında Börte, nişanlılık süreci yaklaşık 5-6 yıl sürüyor. 17-18 yaşlarında düğün yapılıyor. Evet. Düğün yapılırken daha yani tam olarak düğün vesaire bitmemiş. Merkitler Tohta Bekir'in liderliğinde düğünü basıyorlar. Ve Cengiz'in eşi olan Börte'yi alıp kaçırıyorlar. Çünkü tam 20 yıl önce Cengiz'in annesi Ölüneke ile babası Yesuge o Tohta Bekir'in kardeşine gelin giderken kaçırıp alıyor. Ve eşi de yanındayken. Şimdi Ölüneke bir arabada gidiyor. Python tarzında bir arabada gidiyor. Yesuge kervanı basarken Ölüneke gömleğini çıkartıp kaçan eşine veriyor. Diyor ki bugün git,
Başka zaman savaş. Ve diyor ki bu gömlek sana hatıra kalsın. İşte Bozkır'da gezdiğin her yerde benim gibi bir ölüne ke bulur. Onlarla evlenirsin diyor. Hmm. Kocasını ya da evlenmek üzere olan eşini gönderiyor. Yesüge'yi orduyu yani gelinlik ne diyelim ona kervanı basıyor. Şimdi onun tam 20. yılında Cengiz'in eşi ölüne şey Börte'yi kaçırıyor da. İşte burada Cengiz'in ilk oğlu olan Cöce anlamı zaten yabancı el demek. Bunun kimin olduğu yani bir Merkit Bey'in oğlu mu olduğu yoksa Cengiz'in oğlu mu olduğu mevzusu uzun süre tartışmalar yaratıyor ama herkes biliyor ki Cöce büyük oğlu ama Cengiz'in oğlu değil. Bir Merkit Bey'inden olan çocuğu. Ama Cengiz kabulleniyor. Cengiz aslında bizim bildiğimiz kadarıyla ailesi için inanılmaz şefkatli bir adam. Ama mesela, dışarı gaddar. Börte'nin çocuğu yokken Börte ondan bir çocuk istiyor. Diyor ki bana bir çocuk getir. Bakmak istiyorum. O da zaten düşmanlarını teker teker yenerken en büyük düşmanlardan bir tanesi Tatarlar. Evet. Tatarları öldürüp geri dönerken yolda bir çocuk görüyor. Küçük çocuk. Onu alıp götürüp Börte'ye veriyor. Diyor ki çocuğumuz olana kadar buna bak. O çocuk Şiki Kutukan Oyan. Yıllar sonra Pervan'da Celaleddin Harezimşah'la mücadele edip Celaleddin Harezimşah'a yenilecek komutan. İşte Celaleddin'in Cengiz namında diyor ya hocam işte her babanın sahip olmak istediği bir evlat. Evet. En önemli sebeplerinden bir tanesi mesela kendi ocağında kendisinin bizzat yetiştirmiş olduğu Şiki Noyan'ın ya da Şiki Kutugan Oya'nın Celaleddin'i 30 bin kişiyle yenilmiş olması. Cengiz'in en büyük handikapı zaten çocukları. Cengiz aslında Celaleddin'e bakınca onun cengaverliğini, cesaretini takdir ediyor ama hem Pervan'da Şiki Kutugan'ın yenilmesi hem de diğer o dört çocuğunun kendince handikapları mevcut. Onun için Cöce ya da Çağatay değil de o ya da kendisine veliaht ilan ediyor. İlan ediyor. Evet. Cöce zaten ailesine bağlı bir adam. Çok. Ama dışarıya gaddar bir adam. İnanılmaz. Şöyle diyelim, insanları katlederken bile sistematik bir şekilde katletmeyi öğreniyor Moğollar. Evet, o filmime mesela Haşim Hocam hemen atıf yap. Güzel bir film. Bunu çok uzun zaman oldu ben izleyeli ama orada da mesela karısına aşık bir adam görüyorum. Naif, nazik. Ailesine karşı öyle. Kızlarına karşı öyle. Evet, özellikle evet. Kızlarına karşı inanılmaz hassas. Yani gerçi karısına aşık derken biraz korkarak söylüyorum Cengiz Han için. Ama bir tane yok. Evet. Çok o yüzden onun da bir açıklaması var aslında Moğollar açısından. Belki başka programda böyle Moğollar ve evlilik hayatıyla ilgili ekstra güzel bir konu konuşuruz. Cengiz işte... Ama ilk hanımlar her zaman şeydir. Yani o Moğollarda bütün da öyle geleneklerde de öyledir. Yani ilk hanım baş hatun olarak kabul edilir sistemin içerisinde ve diğer hanımların da bir tür amiri gibidir. Yani çok evlilik olur şeyde. Yani siyasette Moğollarda da var. İslam dünyasının diğer bölgelerinde de var. Fakat hep birinci hanım baş hatundur. Çok tehlikeli konulara girdi. Yo şey için söylüyorum yani bu sonuç itibariyle tarihimizin içerisinde bugünkü dünyada bunu anlamlandırmak zor olabilir. Çünkü çok farklı bir dünya içerisinde yaşıyor. Yani orta çağın dinamiklerine göre çok hukuksal olarak, demokratik olarak gelişmelerin çok farklı noktaya geldiği bir dünyanın içindeyiz. Ama orta çağ dediğimiz zaman diliminde bunlar sıradan olaylar ve böyle bir hiyerarşi var yani. Haremin içinde de kendi hiyerarşisi mutlaka vardır. Hatta ilk hatundan olan oğul da genellikle tahtın en büyük varisi kabul edilir. Evet, babadan büyük sonra. Oğlu. Böyle bir kural vardır yani. Onu, yazılı onu... olmayan kurallar mı yoksa yasalarda Cengiz Han yasasında var mı? Cengiz yasasında var. İlk hatunun büyük oğlu. Hı-hı. Normalde Moğollarda evlilik biraz konu tarafa kayıyor ama Moğollarda evlilik usulü bize hiç benzemez. Evet. Yani üç kişi haricinde herkesle evlenirler. Hı-hı. Öz kız kardeş, öz kız, öz anne. Onun haricinde aklımıza gelen her kadınla kayınvalidesi, baldızı, baldızının çocuğu, işte oğlu ölürse gelinisi, üvey annesi vesaire mesela. Farklı bir ve kültür yapısı var. İnanılmaz farklıdır. Ve bir baba ölünce onun eşlerinin muhakkak çocukları tarafından eş olarak alınması gerekiyor. Biz buna yani Moğol tarihine çok denk geliriz. Mesela en önemli vakalardan bir tanesi Cengiz'in Möge diye bir hatunu var. Çağatay'ın belki veliaht ilan edilmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Çağatay'la o gedayın üvey annesi,
Cengiz daha ölmeden Mögi Hatun'la alakalı Ogeday'ın zihninde başka olgular var. Çünkü Cengiz ölür, Ogeday başa gelir gelmez bir mektup yazar Çağatay Ogeday'a ki Mögi Hatun'u istiyorum diye. Kendime iş. Ogeday da der ki yani bunu bana baştan söyleyecektin. Bu aşamaya geldikten sonra ben sana Mögi Hatun'u göndermem diyor. Yani Çağatay'la bir kadın anlamında söylüyorum. Çağatay'la Ogeday arasındaki çekişme de aslında bir nevi oradan başlar. İşte üvey anne mevzularından. Ama öz kız kardeş, öz anne ve öz kız haricinde herkesten evlenme yelpazesi Moğollarda çok değişik ilişkilerin doğmasına sebebiyet veriyor. Ne, mesela Cengiz'in yansıyor. Evet, Cengiz'in iki eşi var. İkisi de kız kardeş. Yesuy Hatun, Yesugey Hatun. Bunları Tatar. Hatta bir tanesi Yesuy Hatun'dan evlenince diyor ki benden daha güzel kız kardeşim var. Yesugey Hatun onu al diyor. Evet. Ordusunu gönderip işte Bozkır'da kadını buluyor. Eşi de yanında. Eşi kaçıyor. İşte kadını getiriyorlar. Cengiz döneminde devlette bir protokol oluşuyor. Bir protokol oturma şekli oluşuyor aslında Cengiz döneminde. Ve Cengizlerin tamamında aynı uygulama var. Cengiz herkesten yüksekte bir alanda oturuyor. Velaat başta olmak üzere erkekler sağda. Baş hatun, ilk hatun solda olmak üzere bütün eşleri solda diziliyor ama hepsi birbirinden birer basamak aşağıda. Bu protokol usulü Cengizlerin neredeyse tamamında mevcut. Bir de şöyle bir mevzu var. Bir toy, bir meclis veya bir içki alemi düzenleniyorsa hiç fark etmez. Gelenler erkek anlamında baş hatunları ya da ilk hatunları yanlarında yoksa o toya ya da o eğlence meclisine alınmıyor. Baş hatunları olmadan giremiyorlar. Olmadan alınmıyor. Bu da mesela Cengizler açısından değişik bir uygulama. Evet. Dışarıya baktığınızda da mesela Bamyan'da Cengiz işte Çağatay'ın oğlu var. Cengiz'in torunu Metügü ölüyor. İntikamını Bamyan'ın tamamını öldürmekle. Yani Amiyane tabirle sırtı göğe bakan ne varsa buna kedi, köpek vesaire her şeyi öldürüyorlar. Moğollar normalde iki öldürmeme mevzusu bir defa zanaatkarları. Zanaat erbabını öldürmez. Evet. İki atları öldürmez. Atları öldürmez. Evet, atları zanaatlarla, zanaatkarla atları öldürmez. İkisi de işe yarıyor. İşe yarıyor. Tabii, İlim doğru. Adamları şöyle söyleyeyim. Buhara'da bir dönem onun bir standardı yok. Yok. Onun din adamlarını öldürüyor bazen mesela. Bazen bırakıyor, bazen öldürebiliyor. Yani. Din adamlarını mesela Buhara'da öldürüyor. Ama Semerkant'ta öldürmüyor. Öldürmüyor. Mesela özellikle Budistlere falan inanılmaz yakındır. Hatta kendisi bir Budist'den, Chang denilen bir Budist'ten ölümsüzlüğü alabilmek ya da ölümsüzlüğün sırrını öğrenebilmek için ta Pekin taraflarından getirttiriyor. O da Afganistan coğrafyalarına kadar. O adama ama işte ölümsüzlük nasıl olacak diyor. İlginç o. Yani tepkisi hiç. Şimdi bir Taoist rahip evet. İşte kendisini hayattan soyutlayan bir yapı var. Anladığımız kadarıyla bu bizim İslam tasavvufunu da etkilemiş. İnziva ve züht boyutuyla. Diyor ki işte huzuruna çağırmış Cengiz, ona bir takım sorular soruyor, yanında kalmasını istiyor. Adam çok tuzu kuru özge, diyor ki yani ben diyor işte sessizliği, sükuneti seviyorum, yalnız kalmayı seviyorum ama burası çok kalabalık diyor. Yani Cengiz Han'a ve mesela kımız teklif ediyor, reddediyor. Beraber yemek yemeyi teklif ediyor, reddediyor. İstemiyor. Bu teknik olarak ölüm nedeni ama bakıyorsunuz Taoistlerde, yani Tao kültürüne baktığınızda çok az yemek yiyorlar ve belli bir saatten sonra yemek yemiyorlar ve Cengiz ona akşam yemeği teklif ediyor. Başta bize çok tersmiş gibi gözükse de aslında adam ilkelerinden taviz vermiyor çünkü akşam yemek yemiyor onlar. O yüzden reddediyor ziyafetleri vesaire, kendisine çekilmek istiyor. Tabii Cengiz ona itibar ediyor Çangçun'u ama tek derdi, bu Moğollarda bu hastalık var, belki Ömer de ilave edecektir buna, ölümsüzlük arayışı fikri çok yaygın. Yani Moğol hükümdarlarının hepsinde var. Argun
İlhanlı hükümdar. O da Budist rahiplerin peşine evet. gidiyor. 6 ay mağarada aç kalmış adam ve ölüyor açlıktan. Moğol Hanı. Yani ölümsüzlüğü yakalayacağım derken. Cengiz'de de bu var biraz. Ama inançsal olarak baktığımızda Cengiz şamanlara itibar ediyor aslında bakarsanız. İşte gök tanrıya dönük bir takım inanışlarının olduğunu biliyoruz. Ama dinlere karşı da hoşgörülü. Mesela oradaki deminki öldürme meselesinde bunu biraz açmak lazım. Yani saldırdığı ve kendisine tabi olmayan, boyun eğmeyen, diz çökmeyen toplulukların tamamını bir şekilde kılıçtan geçiriyor. İşte kedilerine, köpeklerine, gökte uçan arılarına varıncaya kadar evet, İslam kaynaklarının şey. İfadesiyle. Fakat boyun eğerseniz problem yok. O zaman güvence altındasınız. Ama yine de insafına göre değişiyor. Güvence altında değilsiniz. Fakat mesela dinlere karşı bir ön yargısı yok. Yani onun ülkesinde Taoistler de var, Budistler de var, Müslümanlar da var, Hristiyanlar da var. Hristiyanlar çok daha uyanık. Belli zaman sonra işte Moğollarla sürekli elçilik teması kurmaya çalışıyorlar ve evlilik bağı kurmaya çalışıyorlar ki evlilik üzerinden Moğol Kağanlarını Hristiyan yapmaya çalışacaklar. Fakat çok da başarılı olamayacaklar bunda. Çünkü kendilerine has, belki daha Orta Asya kültürüne dönük, bizim o gök tanrı inancına, şamanizmle iç içe geçmiş bir yapıya Cengiz'in de itibar ettiğini görüyoruz. Fakat büyülü sözler söyleyen, ölümsüzlük vaat eden kişilere karşı, şamanlara karşı bir zaafı da var aslında. Evet. Ama bu şöyle umut, de şöyle de algılanmasın. Şamanlardan bir tanesi, şu an ismi hatırıma gelmedi. Belki Ömer Hoca'nın gelir. Kendisini sömürdüğünü hissettiği zaman da kökçü. Şaman falan kökçü evet. Şaman kökçü çok acımasızca da davranıyor. Yani hiç evet. bütün itibarını da sıfırlayabiliyor toplum nezdindeki güçlü bir şaman olmasına rağmen. Böyle ilginç bir yaklaşımı da var. Yani Cengiz hiç zaafları olmayan bir hükümdar elbette değil. Değil tabii ki. Tabii. İnsan sonuçta. Yasalara tekrar gelmek gerekirse bu Cengiz Han yasalarında o en çok hani can alıcı şu yasalar etkileyicidir dediğimiz bir şey var mı? Sonuçta Cengiz Han oturup da yasaları bir anda yazmıyor. Bu bir kültürün ürünü, birlikte yaşanmışlığın ürünü. İşte Türklerle beraber de çok farklı etnik yapılarla beraber de çok birlikte yaşıyorlar. Bu birlikteliğin ürünü bu yasalar çıkıyor. Mesela yani, aklıma gelen şey var. Suyla ilgili. Yıkanmak. Suda yıkanmak. Akarsuda yıkanmak. Akarsuda yıkanmak yasak değil mi? Normalde Cengiz'in yasalarını biz direkt bir metin üzerinde görmüyoruz. Biz onu o dönemde kaleme alınan müverrihlerin kaleme aldığı eserlerden görüyor. Örnek vereyim işte Aknerli Gregor yazıyor diyor ki işte Cengiz yasasına göre işte evlilik bu şekilde olur. Muhakkak işte bir Moğol askeri diyelim ki birisini kendisine eş alacaksa, bir yağmada eş alacaksa eş aldığı kadın muhakkak bekar olacak. Mesela o bir örnek. Diyoruz ki evet bu bir yasa. Mesela Makrizi diyor ki işte Moğollarda zina ölümle cezalandırılır. Vatana ihanet ölümle cezalandırılır. Bunlar standart bildiğimiz. Mesela suyu kirletmek, işte suda yıkanmak. En ilginçlerinden birisi. Evet, at çalmak. At çalmak. Tabii cezası ölümdür. At çalmak. Hatta bir Moğol'un, Tatarlar için de söylüyorlar, atını kim çalabilir? Başka bir Moğol. O kadar yani. Ya o mesela biz de şu anda 26-27 yasaya vakıfız biliyoruz ama çok can alıcı yasalar da mevcut. Cengiz'in sert olarak yine mesela yasada 6-7 yerde kadın geçer. Hı hı. Kadınlar üzerine zina mesela kesinlikle ölümle cezalandırılır. Ama Moğol yasaların en büyük handikapı o yasayı ihlal eden şahısın standart yani toplum daki seviyesiyle alakalı. Zaten Aristokrasi'se hanedan üyesi ise Cengiz'in soyundan geliyorsa hiçbir şekilde o yasalar ona uygulanmaz. Hmm. Mesela biz en çok mesela Çağatay'ı biliriz. Çağatay Cengiz'in yasadan sorumlu çocuğudur. Çünkü Cengiz Ogeday'ı veliaht ilan etmiştir. Çağatay'a da yasayı vermiştir. Neden Çağatay'a veliaht ilan etmez? Çağatay'ın çok büyük handikapları var. Bunlardan bir tanesi örnek vereyim. Zina kesinlikle ölümdür. Onu biliyoruz. Ama Çağatay'ın bir yerden geçerken birisinin kapısının içerisinde bir hizmetçisinin yatakları hazırladığını görünce o adamın evine girip o hizmetçisini ilişkiye zorlayabilir ve ondan çocuğu olur ama yasaya çarptırılmaz. Hmm. Şimdi bu şahsa siz yasayı uygulaması için veriyorsunuz.
Ama kendisine gelince yasa uygulanmıyor. Yok. Bu bütün o mesela Mengük Ağa'nın bir eşi bir kadının ölümüne ve bir çocuğun ölümüne sebebiyet verir. Normalde onun suçu nihayetinde ölümle cezalandırılır. Ama Mengük Ağa'nın ona vermiş olduğu en büyük ceza ne biliyor musunuz? Bir ay çadırına uğramamak. Şimdi bu yasayı uygularken kendilerine yani kendi soyundan gelenlere hiçbir şekilde yani sertlik uygulamıyorlar. Böyle daha yumuşak geçişleri var. İşte Çağatay mesela genel itibariyle kaba ve sert olmasıyla tanınır. Ondan dolayı Cengiz yasanın uygulanması bu sert Çağatay'ın yöntemidir deyip ona veriyor. Hı hı. Normalde Çağatay'ın sabit fikirli ve devlet yönetebilecek kabiliyeti çok fazla yok. O Ogeday'a veriyor. Ama o Ogeday'ın da çok büyük handikapları var. En büyük handikapı mesela ayyaşlık derecede sarhoş. Hı. Mesela hem Ogeday hem de küçük kardeşi Toloy ikisi de içkiden ölüyor. Mesela Çağatay Ogeday hanken ona içki içmeyi yasaklar. Günde bir kadeh içki içebilirsin der. Ogeday da düşünür, taşınır, bu yasağı nasıl delebilirim diyor. Kadehini büyütüyor. Şimdi bu ya, ama yasada var. Ya, normalde Cengiz yasada 3 bardaktan fazla, 3 kadehten fazla içkiye müsaade etmez. Mesela kadehini büyütüyor. Sürahi gibi bir kadeh. Ne onun dersiniz gibi yani. Ya, şimdi kadehini. Çözüm çok öyle. İsterseniz. İşte yasanın uygulama usulünde mesela sert olanlardan bir tanesi de işte kadınlarla alakalıdır. Mesela yine yasada geçer ki her yıl yılın ilk aylarında genç kızların toplanıp kara koruma gönderilmesi ve orada Moğol yöneticilerin o kızları kendisine eş alması. Hmm. Bu bir yasa. Göndermeyenleri de çok ağır cezalarla karşılaştığı bilinir. Ama ilk ve yani herkes tarafından şu kabul edilir. Moğollar da vatana ihanet ve verilen emre uymamak kesinlikle ölüm. Mesela bir elbiseniz varsa üzerinizde yırtılana kadar giymezseniz ve ikinci bir elbiseniz olursa ölümle cezalandırıyorsunuz. Nasıl hocam? Tabii. Hatta gelinlere mesela bu Cengiz'den sonra yasanın geliştirilmesi Ogeday döneminde denk gelir. Yasaya koyarlar. Kadınların kıskanması yasak. Kadınların kıskanması yasak. Kesinlikle. Ölümle cezalandırılır. Kesin bir olay çıkmış orada onun üzerine mi yasa koymuşlar? Mesela düğünlerde gelinlere dikilen gelinliklerin çok şaşalı olmaması. Çok şaşalı ve debdebeli gelinlik dikilirse dikenlerin öldürülmesi serbest. Yani çok şaşalı gelinlik dikmek bile yasak. Vallahi kadınların kıskanması niye yasak? Ölümle mi cezalandırıyor? Ölümle cezası cezalandırıyor. Nedir? Kıskandığın zaman ölümle cezalandırıyor. Kızgın demirlerle döverek ineğe bindiriyorlar. Eyvah. Ve obanın dışına çıkartıp daha sonradan öldürüyorlar. Daha detayları var da ayrıntıya girmeyelim. Evet, girmeyelim hocam. Çok korkutucu kıskanmak. Ama Moğolların öyle çok acımasız cezaları var. Mesela düşmanlarına karşı toplu tecavüz cezaları da var. Eyvah. Yani bunlar biraz işte bu Moğol baskısının, Moğol yayılmacılığının nedenlerinden birisi. İnsanlar buna maruz kalmak istemedikleri için. Evet. Biz neden Türk tarihinin seyrini değiştiren olaylardan birisi Moğol istilası diyoruz? Evet. Çünkü buna Orta Asya'da maruz kalmaya başlayan Türk İslam toplulukları, işte Mevlana'nın babası da dahil olmak üzere pek çok alim veya vatandaş, insanlar göç ediyorlar. Daha güvenli coğrafyaları, Orta Doğu'ya doğru göç etmelerinin, Anadolu'ya doğru büyük Türk göçünün başlama nedenlerinden birisi budur. Çünkü ya bu olaylara maruz kalacaksınız, feci bir şekilde öldürüleceksiniz ya da göç edeceksiniz. Yani başka çareniz yok. Mesela onlar hocam, da göç etmeyi tercih ediyor. Sıradan halk haricinde devlet de çok önemli yerlere gelmiş olan adamlar da, yöneticiler de, mesela bizim Cami-i Tevarih'in yazarı Reşidettin Fazlullah, Olcay Tuhan'ı öldürmekle suçlanır. Kendisi bir tabip. Hı. 70 tane müsil verip Olcay Tuhan'ı öldürmekle suçlanır. Onun cezası çok ağır olur. Hı. Yani bütün uzuvlarını atlara bağlar. Korkutucu. Sonra atları serbest bırakır. Eyvah, ondan sonra parçalanır. Düşürdüm. Onun gibi bir çok farklı. Bir nefes alalım bu yasalardan sonra. Bir virgül koyalım. Çok korkutucu hocam gerçekten. Yani evet, Moğollar şiddetlikleriyle ve zalimlikleriyle tanınan gerçekten topluluk. Öyle.
Değerli tarihseverler, kısa bir ara vereceğiz. Bu arada Twitter'dan Moğollar ve İslamiyet etiketine yazarsanız birazdan sorularınıza da yer vereceğim. Moğollar ve İslam dünyasını konuşuyoruz. Profesör Doktor Haşim Şahin ve Doçent Doktor Ömer Subaşı hocamla beraber kısa bir ara ardından devam ediyoruz. An ve zamanda devam ediyoruz değerli tarihseverler. Şampiyonlar Ligi'nden iki konum var. Ben tekrardan söyleyeyim. Haşim Şahin Hocam ve Ömer Subaşı Hocam'la beraber Moğollar ve İslam dünyasını konuşuyoruz bu akşam. Çok heyecanlı bir yerde kaldık. Hemen iki hocama da artık sorumu atıyorum. Hanginiz üzerinize alırsanız, Haşim Hocam veya Ömer Hocam'a. Şimdi 1206'da Cengiz Han olarak kendini artık bir kurultay tertip ediyor ve kendi Cengiz Han diyor. Doğru mu 1206 yılında? Doğru. Daha sonra da işte bu unvanla Moğolların hükümdarı ilan ediyor kendini. Sonrasında Moğolları tek bir devlet çatısı altında topluyor. Hatta içerisine başka kavimler, Türkler vesaire de giriyor. İstekli bir şekilde bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla, gönüllü bir şekilde ya da korkusundan bilemiyoruz. Ve sonrasında bu yasalar, vasalar vesaire bunların hepsi Çin'e doğru ilerliyor. Hocam ne var bu Çin'de? Neden Çin'e doğru gitmek istiyorlar? Para mı var, teknoloji mi var? Çin'i kuşatma arzuları ne Moğolların acaba? Bundan biraz bahsedelim. İlk önce Çin'e mi yöneliyorlar yoksa başka yerlere doğru parça parça mı yayılıyorlar? Şimdi bu yayılma stratejileri nereye oluyor? Çinse neden yani Çin? Sadece Çin değil aslında. Yani kendi içerisinde Merkitleri defalarca mücadele ettiğini görüyoruz. Yani 1220'ye kadar olan zaman diliminin içerisinde en az 3 kez Merkitleri kontrol altına alıyor. Tekrar çıkıyor, tekrar alıyor. Birincisi etrafında kendi otoritesini tanımayan Moğol kabilelerine karşı yeniden savaşlar var. Naymanlara karşı bir üstünlük mücadelesi var, peş peşe sürdürdü ama diğer taraf da güçlü sonuç itibariyle. Onların da han değişikliği oluyor, güçlü kana karşı bir mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Ama 1206'daki kurultay çok şeyi değiştiriyor tabii. Yani o sadece kendisi bu unvanı kullanmıyor. Aynı zamanda neredeyse bütün Moğol boylarının katıldığı geniş bir kurultayda alınan ve hepsi tarafından otorite kabul edilen bir süreç. Minyatürlere de yansımış bir şekilde 1213 yılına geldiğimizde bir Pekin kuşatması ve Pekin'e girişi tasvir edilir Cengiz Han'ın. Bu önemli. Yani neden Çin derseniz Çin en köklü medeniyetlerden ve en güçlü medeniyetlerden birisi. Hem bilginin hem teknolojinin merkezi ama hepsinden önemlisi paranın döndüğü yer. Dünya üzerindeki bütün savaşlar para için yapılır. Ekonomik gelirleri, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını her dönemde elde etmek için yapılan savaşlardır. O sebeple İpek Yolu dediğimiz kadim ticaret yolunun, eskiden biz üniversitede okurken bunu tek bir yol zannederdik. Neyse ki şimdi araştırmalar arttı ve aslında İpek Yolu dediğimiz yol ağının bir örümcek ağını andırdığını görmüş oluyoruz. Yani deniz yoluyla, karayoluyla dünyanın her tarafına giden ama iki ana arteride olan bir yol süreci ve bunun merkezi Çin. Yani Çin'den dünyanın her tarafına, Yemen'e de Çin'den gidiyor, Bizans'a da Çin'den gidiyor, Karadeniz'in kuzeyine de Çin'den gidiyor, Orta Doğu'nun farklı coğrafyalarına da Çin'den gidiyor. O sebeple ekonominin döndüğü İpek olsun veya diğer pek çok medeniyete mal olmuş pek çok teknolojik ürünün, bilimsel gelişmenin, teknolojik gelişmenin Çin merkezli geliştiğini görüyorsunuz. Bir kere insan gücü yüksek. Yani Çin'in insanlık yaratılalı bir beri nüfusu her zaman diğer bölgelere, diğer coğrafyalara göre yüksek. Ekonomisi her zaman çok iyi. O sebeple bozkır kavimleri için bir de yerleşik olması her zaman orayı cazip bir hedef haline getiriyor. Ama kalıcı bir yönetim sergilemek mümkün. Bu belki daha uzun uzadıya konuşulması gereken
konulardan birisi. Ama bu Cengiz'in bir Çin saplantısı yok. Yani özellikle ben Çin'i ele geçireyim, diğer bölgeler yanımdaki Erkas'ın oraları aldım, Çin'i ele geçireyim diye özel bir saplantısı yok. Cengiz'in en büyük hayali bütün kadim bozkır topluluklarında olduğu gibi, Türklerde de böyleydi, Perslerde de böyleydi, Müslümanlarda da böyleydi aslında, bir cihan hakimiyeti mefkûresine sahip olduğunu görüyorsunuz. Yani dünyayı yönetmek, dünyanın en yüce, en ulu kişisi, herkesin saydığı, itaat ettiği, önünde boyun eğdiği bir kişi olabilmek ve bütün kaynakları kontrol edebilmek, hem siyaseti kendi etrafında domine edebilmek, hem de ticaret yollarının, yani paranın akış sürecini kendi lehinde, kendi elinde kontrol edebilmek, dünyanın kaynaklarını kendi lehine kullanmak. Bu açıdan Çin önemli bir aşama. Ama Cengiz'i, işte 1213'te Çin kapılarına dayanan Cengiz'in 1219'lu yıllara geldiğimizde farklı bir dünyaya açıldığını görüyoruz. Biz, bu çok değişik izah edilebilir, yorumlanabilir. Korkuyor muydu, Harizmşahlardan çekiniyor muydu, bir denge politikası mı izliyordu, yoksa daha da güçlenip bütün Orta Asya'daki kendisi gibi bozkırlı kavimleri hakimiyeti altına aldıktan sonra sıranın Müslüman topraklarına saldırmak olduğunu mu düşünüyordu, planlıyor muydu uzun vadede? Bunu bilemiyoruz ama Cengiz'in akınlarını en başından itibaren düşündüğümüz zaman, yani 1219'a gelindiğinde Cengiz nereden baksanız 20 yıldır sürekli sefer yapan birisi ve sürekli başarılar kazanan, her sene aralıksız, neredeyse her sene seferi var. Bazı yıllarda 2 yılda bire düşüyor ki çok istikrarlı ve çok başarılı. Belli bir plan çerçevesinde ilerlediğini de görüyoruz. Yani rastgele seferlerde yapmıyor. Zihninde bir planı, bir stratejisi var. İyi bir stratejist olmasa bu kadar büyük başarıyı da sadece korkuyla da elde edemez. Yani hangi ortamda, ne zaman, kime saldıracağınızı çok iyi planlamanız lazım. Savaş düşmanı bir anlamda kontrol etmeniz lazım. Onun sistemi kullanıyormuş mesela. 10, 100, o, ama 1000 o, asker. O şeydi, Orta Asya kavimlerinin kaçınılmaz taktiğidir o, aslına bakarsanız. Sadece Cengiz Han kullanmıyor mu onu? Mete de kullanıyor. Aslında asıl kurucusu Mete kabul edilir onun, biliyorsunuz. Cengiz döneminde Çin bizim bildiğimiz tarzda böyle tek bayrak altında birleşen bir Çin değil. Üç farklı coğrafyada üç farklı Çin var. Güneyinde Song Hanedanlığı, ki orijinal Çin ırkından gelen bir hanedanlık, bir devlet. Hemen kuzeybatısında Sihiya Krallığı diye bir krallık var, Cengiz'in komşusu. Ama onlar da Çinli değil. Onlar da Tangut, Tibet ırkına mensup. Cengiz'in Pekin dediğimiz coğrafyadaki düşmanları ise Tunguzlar. Orijinalde göçebe bir topluluk. Ama zaman içerisinde Kinder'e dönüşmüş ve Karahitayları coğrafyadan uzaklaştırıp Çin'de bir devlet meydana getirmiş bir topluluk. Cengiz'in en büyük isteği ticaret. Zaten o tarihte de hocam çok iyi bilir. Gidip 450 tüccarının öldürülmesinden hemen sonra şunu diyor: ben Müslümanların benim altın dizginlerimi kesmesine nasıl müsaade edebilirim? Yani şahsın isteği Çin'den Hindistan'a, İran'a, hatta Avrupa içlerine kadar devam eden İpek yolunu bir şekilde ele geçirmek. Zaten tarihte İpek yolunu tek bayrak altında sahip olan bir devlet var, o da Moğollar. Yani Pekin'den çıkan bir tüccar istediği coğrafyaya, Hindistan'a da, İran'a da, Anadolu'ya da ya da Avrupa'nın içlerine de sadece ve sadece Moğol devletleri üzerinden gider. Avrupalılar bunu çok büyük bir kazanım olarak görüyor. Çünkü biz işte Hunlardan başlayıp bir şekilde İpek yoluna sahip olup zengin olma ya da ticaret üzerinden zengin olmayı istiyoruz. Fakat ona tek bayrak altında sahip olan tek devlet Moğollar. Ama işte hocamın dediği gibi burada dönüp dolaşıp mevzu Pekin'e geliyor. Çünkü Muhammed Harizmşah bir şey duyuyor. Diyor ki, duyuyor, bir onun Kerlon nehirleri arasından bir genç çıkıyor ve bütün kır çadırları altında yaşayan göçebe toplulukları tek bayrak altında birleştiriyor ve Muhammed Harizmşah'ın uzun süre mücadele etmiş olduğu Karahıtayları o coğrafyadan atan Çinlerin payitahtına, Pekin'e gidip, hatta o kadar çok insan öldürüyor ki 1215 gibi Muhammed Harizmşah Bahattin Razi'yi Çin'e
Cengiz'in yanına gönderiyor. Uzaktan bakınca böyle uzak dağlara kar yağmış gibi bir hissiyat oluşuyor. Ama gidiyorlar ki o beyazlık insan kemikleri. Ya da onlarca kilometrelik mesafe insanların çürümüş insanların cesetleriyle dolu. Cengiz bunu Bahattin Razi gelince ondan tek isteği var. Diyor ki ben ticaret yapmak istiyorum. Ama Harezmşahlarla Moğollar arasında o dönem Karahıtaylar diye bir devlet var. Hmm. Bir tampon devlet. Hı hı. Ta ki Cengiz'in Cebe isimli komutanı gidecek ve o güçlüyü öldürecek. Güçlük dediğimiz bir zat var ki Cengiz'in kadim düşmanı olan Naymanlar'da Tayang'ın oğlu Güçlük. Hı hı. Bir dönem Cengiz'in elinden kaçar, Karahıtaylara gelir. Orada Gürhan'ın kızıyla evlenir. Karahıtay Gürhan'ı esir alır ve devletin başına geçer. Öldürür artık. Öldürür. Kayınpeder. Mesela çok ilginç bir vaka vardır. Müslümanlar Cengiz'in ya da Moğolların ilk gelişini böyle Allah'ın bir lütfu olarak karşılar. Öyleymiş, evet. Bu Kaşgar'da, Hoten'de, İliç, Talas coğrafyasında hüküm süren Güçlük normalde Hristiyan, Nasturi. Fakat eşi Gürhan'ın kızı Budist. Ve Hoten'de ve Kaşgarya'da Müslümanları din değiştirebilmesi için baskı yapar. Hı-hı. Hatta Hoten'de din alimlerini medreselerin kapılarına çiviler. İsyan başlar ve Müslümanlar Cengiz'den gelecek yardımı beklemeye başlar. Cengiz de 20 bin kişilik bir cebeyle kuvvet gönderir. Güçlük öldürülüp ortadan kaldırılır. Ve Sirdarya Cengiz'in devletiyle yani Doğu ve Batı Moğolistan neredeyse Çin'in kuzey tarafı. Sihya Krallığı'nı zaten ilk seferde tamamen zaten Cengiz'in ilk mücadele ettiği yerleşik halk Sihya Krallığı. İşte gider onun kızını alır, kendine eş alır ve batıya yönelir. Sirdarya sınır olmaya başlayınca artık ticaret kızışmaya başlar. Normalde Harezmşah Muhammed anlaşma yani Bahattin Razi'den sonra Cengiz'den bir heyet gelir. Bu heyette işte Mahmut Harezmi gibi ya da Buharali Ali Hoca gibi Müslümanlardan hatta Emir Hüseyin gibi Müslümanlardan oluşuyor. Cengiz gönderiyor bunu. Şurada bir sorum olabilir mi hocam? Harezmşahlara giriş yaptığınız için söylüyorum. Özellikle sorularımın içerisinde de var. Cengiz Han'ın bu denli büyük işler yapması ve İslam dünyasına açılmasında Harezmşah Muhammed'in hatalarının oranı nedir? Ömer Hocam'ın öğrencisi Ömercan iyi yayınlar demiş. Şimdi, Ömercan selam var hocam. Bir ikincisi şu minvalde değerlendirirsek aslında giriş yapmış olalım Harezmşahlara. Şimdi o dönemde Cengiz Han'ın tarih sahnesine çıktığı dönemde Çin ikiye bölünüyor ve dediğiniz gibi çok hani hem parasal anlamda hem işte teknoloji anlamında bir gözde bir yer ve buna sahip olunmak isteniyor. Aynı zamanda Harezmşahlar da o zaman Orta Doğu ticaretini elinde tutan. Yani Doğu ile Batı arasındaki bölgeyi kontrolünüz altında alırsanız sizin üzerinizden geçmek geçiyor. Zorundadır. Hac ve bu yüzden, da sizin kontrol etmeniz anlamına geliyor. Evet, Cengiz Han'ın da bu ticaretini engellemeye çalışıyor. Hatta kervanlarındaki işte ticaret adamlarını öldürüyor, mallarına el koyuyor vesaire. Şimdi Otrar valisine geleceğiz. İşte hem Otrar'a girelim hem Harezmşahlarla arası iyiyken, komşuyken neden bozuştu ve neden savaştı? Bunlara biraz girelim istiyorum. Böyle topluca. Aslında Cengiz ticaret istiyor dedik. Bunu birkaç kez zaten söylüyor. Bir yerde bir hata yapıyor. Hata demeyelim de o dönem Cengiz'in zaten üslubu o. Mesela Karluklardan Arslan Han'a da oğlum diye diyor. Muhammed Harezmşah'a gönderdiği elçilerden mektubunda Muhammed Harezmşah'ı oğlu gibi gördüğünü söylüyor. Bu Muhammed Harezmşah'ın hoşuna gitmiyor ama amaç ticaret ya, ses çıkartmıyor. Üç kişilik bir tüccar ekibi gönderiyor. Ahmet Hoçendi, Ahmet Belhi, Emir Hüseyin. Bunlar Cengiz'in huzuruna gidiyorlar. Cengiz bunlardan kumaş almak istiyor. Özellikle Ahmet Belhi 8-10 dirhemlik kumaşı Cengiz'e 3-5 kese altına satmaya çalışıyor. Cengiz diyor ki ya sen bizi hiç mi kumaş görmediğimizi zannedersin deyip böyle arkadan kumaş balyalarını getirip işte bak bizim elimizde de böyle kumaşlar var biz anlıyoruz deyince bu Belhi'yi bir hapse yani zindana atıyorlar ve tutuklatıyorlar. Mallarını el koyuyorlar. Ahmet Hocendi'ye soruyor diyor ki malları ne kadar? O da diyor ki hanım bu malları biz size hediye getirdik. Hepsini size veriyoruz diyorlar. Cengiz bunun hoşuna gidince malları satın alıyor. Tüccarları serbest bırakıyor. 450 kişilik bir tüccar grubuyla
Ki başında normalde Ukana Moğol hariç tamamı Müslüman. Ömer Hoca diye bir adamın liderliğinde Ukana Moğol reisiyle birlikte Otrar'a gönderiyorlar. Otrar o dönemde tam anlamıyla bir ticaret şehri. Orta Sirderya'da, Harezm coğrafyasında yöneticisi İnalcık ya da İnalcık ya da lakabıyla Kayırhan. Terken Hatun'un kardeşinin oğlu. Yani kardeşi, öyle söyleyelim. Ve Muhammed Harezm Şah'ın dayısının oğlu. Şimdi böyle bir akrabalık olunca Harezm Şahların en güçlü tarafı Terken Hatun'un da tabi olduğu Kanklı Kıpçak boyu. Çünkü Harezm Şah devletini ayakta tutanlar onlar. Ama en zayıf noktaları da o. İlginç bir şekilde Terken Hatun Kanklı Kıpçak boyuna mensup. Ve İnalcık da aynı. Kardeşinin oğlu olması bir şekilde Muhammed Harezm Şah'la zaten annesi Terken Hatun arasında sıkıntı mevcut. Çok öncelerden gelen sıkıntılar mevcut. Bu İnalcık dediğimiz şahs iki sebepten dolayı ya da iki mevzu var. Bir, kendi isteğiyle bu 450 adamı öldürüyor. MTNA ya da ticaret mallarının tamamını el koyuyor. Ya da deniyor ki bazı müverrihler diyor ki Muhammed Harezm Şah öldürülmesini istedi. Mallara göz koyan ya da mallara tamah eden Muhammed Harezm Şah. Fakat bunun aksine Nesevi farklı söylüyor. Diyor ki İnalcık'la Terken Hatun arasında ilişki var ya, akrabalık ilişkisi. İnalcık Terken Hatun taraftarı ve Muhammed Harezm Şah'a bir oyun oynuyor. Bir mektup yazıyor, düzmece bir mektup. Diyor ki normalde bu gelen 450 adam tüccar değil, casus. Casus diyor. Sırf bilgi toplamak için geldiler diyor. Bunun üzerine Muhammed Harezm Şah malların alınması ve tamamının öldürülmesine izni veriyor. Ne olursa olsun, ister İnalcık kendi inisiyatifinde öldürmüş olsun, isterse Muhammed Harezm Şah'ın isteğiyle öldürmüş olsun, nihayetinde İslam dünyası için kıyametin bir şekilde fitilini ateşliyor. Bu olay olup da aralarından bir kişi kaçıp Cengiz'in yanına gidip mevzuyu anlatıyor. Cengiz ilk önce İbni Kefretçi diye bir adam var. Onu Muhammed Harezm Şah'a gönderiyor. Diyor ki bana İnalcık'ı ver. Verirsin, cezasını ben keserim. Hiçbir şey olmamış gibi devam ederiz. Ya da cezasını sen ver. Sen ver. Ya da sonuçta da geri ver diyor. Savaş. Yani zaten o zamana kadar Cengiz'in, ya o Otrar olsa da olmasa da bence Cengiz'in zaten gözü zaten bu savaş tamamında çıkacak. Bir şekilde çıkacak. Yani bir bahane bulunup çıkacak, ama bu kadar ağır bir vakadan sonra bir savaşın çıkması. İşte tam bu olaydan sonra Cengiz şunu diyor. Yani dedik ya, diyor ki ben Müslümanların altın dizginlerimi kesmesine nasıl müsaade ederim diyor. Ve büyük bir ordu topluyor, 150 bin ile 200 bin diye. Onun yanında işte damatları var. Damatları var işte, Türkler dedik ya az önce. Evet. Mesela Karluklardan Arslan Han'ı, Uygurlardan İdikut'u, Almalık'taki Sığınak Tekin'i. Bunların üçü de Cengiz'in damadı. Kızlarının eşleri. Onları da alıp Sirderya'yı aşıp Otrar'ın önüne geliyor. Otrar'a geldiler hocam. Hemen şurada parantez açmak istiyorum. Haşim hocam, Harzemşahlar kimdir? Yani neye dayanıyorlar? Kime dayanıyorlar? Harzemşahlar bir Türk boyu. Aslında başlangıçta Selçuklu hizmetindeler. Yani Sultan Sencer'e bağlılar. Fakat Sultan Sencer yenildikten sonra Karahitaylara, ardından da belli bir süre sonra Oğuzlara esir olduktan sonra Selçuklu Devleti'nin yıkılacağı anlaşılınca, yani daha doğrusu yıkılınca diyelim, onların kadim topraklarındaki varisleri oluyorlar bir anlamda. Yani Büyük Selçukluların Orta Asya'daki, özellikle işte Horasan bölgesi başta olmak üzere o coğrafyadaki, yani Semerkant, Buhara, Gürgenç, Merv gibi, ta Çağrı Bey zamanından beri Selçukluların en güçlü, en kudretli şehirleri olan sahadaki yeni yöneticiler, yeni devlet, tarihte kurulan en önemli Türk devletlerinden birisi olarak kabul edilir Harizmşahlar. Ama ne ataları atsız, ne de diğer hükümdarlardan daha çok, Tekiş'ten daha çok, onlar da kudretli hükümdarlar tabi, ama asıl en fazla Alaaddin Muhammed bilinir. Yani onun zamanında Harizmşahlar gerçekten de neredeyse Selçukluların ihtişamına ulaşmışlar. Adamın en büyük talihsizliği düşmanının çok olması. Yani nedir, biz belki biraz oraya da
geçmek gerekir. Biz sadece bir boyutunu konuşuyoruz, Cengiz. Evet. Ve ben de aynı fikirdeyim. Az önce de söyledim. Yani bir sıralama, fetih sıralaması var Cengiz'in. O elçiler ölse de ölmese de bir şekilde saldıracak o coğrafyaya, o belli. Sıra yani, onlarda artık geçecek. Yani o sınırı kontrol altına alacak. Ama Abbas Halifeliği ile de düşman. Temel problemlerden birisi bu Alaaddin Muhammed'in, hatta onu öldürmek için suikastimi gönderiyor Halife Nasır, ki Nasır İslam dünyasında İslam Orta Çağ'ın en kudretli devlet adamlarından birisi kabul edilir. Herbert Meis'in kitabına bu ismi veriyor, yani iki büyük devlet adamından birisi Nasır. Bizim Anadolu'da ahilik dediğimiz yapıyı oluşturan İslam dünyasının en önemli ticari örgütlenmesi olan ama aynı zamanda kardeşlik, birlik, beraber örgütlenmesi olan Fütüvvet Teşkilatı dediğimiz yapıyı kuran Abbasi halifesidir ve son dönemdeki belki yani 900'lü yıllardan sonra 1220'lerden bahsediyoruz. Neredeyse son 200 yıl içerisinde Abbasilerin en kudretli halifelerinden birisi. Güç ve kudreti olarak baktığınızda o da yeniden Abbasileri eski gücüne kavuşturmaya çalışıyor. Belki Harun Reşit Memun zamanındaki ihtişamlı haline getirmeye çalışıyor. Hal böyle olunca Selçuklular, hatta daha öncesinde 945'te Güveyhiler zamanından itibaren yönetimi ve idareyi neredeyse terk etmiş, sadece dini otorite halinde faaliyet gösteren Abbasilerin birdenbire yeniden eski dönemdeki gibi siyaseti de içine alacak şekilde bir sahaya indiklerini görüyoruz Nasır'la birlikte. Burada da o da Selçuklu mirasını almaya çalışan grup, bir yapı, bir devlet Abbasiler. Burada tabii ister istemez Harizm Şahlarla bir çatışmanın içerisine giriyorlar. Yani Alaaddin Muhammed çok kudretli ama çok boyutlu düşmanları var. Birincisi, ikincisi Ömer Hoca çok güzel bir şekilde ifade etti. Kendi içinde de problemli. Bir türlü birlikteliği sağlayamıyor çok kudretli bir hükümdar olmasına rağmen. Annesiyle sorunlar var. Yani neyi var ki diyebilirsiniz annesinin. O zaman Orta Çağ'daki bu terken hatunların hayatına bir bakmanız gerekiyor. Neredeyse özerk yapıları var. Kendilerine ait divanları var, kendilerine ait vezirleri var, kendilerine ait orduları var ve bir anlamda devlet içinde devlet gibiler. Siyaset güçleri çok fazla. Soyca baktığınızda işte Kangılı Kıpçak dedi. Harizm Şahlara göre daha soylu ve asil bir aileden de geliyor ki bu o dönemin dünyasında çok büyük anlam ifade ediyor. İşte böyle bir zaman diliminin içerisinde belki de Alaaddin Muhammed Cengiz'e meydan okuyarak gücünü herkese ispat etmek istedi ama sanırım yanlış hesap yaptı. Şimdi diyebiliriz. Hocam dedik yapayım? Mesela evet. Nasır Nidillah çok ilginç bir karakter aslında. Şimdi hocam, Nasır Nidillah halife dediğimiz halife, evet. Nasır Abbas halifesi. Çok ilginç bir karakter, öyle söylemek lazım. Çünkü birçok tarihçi müverih Cengiz'in batıya gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi onu görüyor. Nasır yani Muhammed Harizm Şah'la düşman pozisyondalar. Özellikle 1194 yılından sonraki süreçte tek işle Selçukluların coğrafyasını, Selçuklu topraklarını paylaşmak için başlayan tartışmalar Muhammed Harizm Şah döneminde de devam ediyor. Gücü yetmeyince Muhammed Harizm Şah'ın düşmanları kimse onları savaşa teşvik ediyor. Mesela Gurlularla savaşıyor Muhammed Harizm Şah. Onlara mektup gönderiyor. Bunun mektubunun bir örneğini işte Muhammed Harizm Şah Gazne'yi ele geçirince mektubun bir örneğini buluyor. Genel itibariyle inanılır ki Muhammed Harizm Şah'la düşmanlığından mütevellit halife Cengiz'e mektuplar yazar ve Cengiz'in Muhammed Harizm Şah üzerine ya da Harizm Şahlar üzerine sefer yapması için çaba sarf eder. Teşvik eder. Teşvik eder. Mesela İbnül Esir gibi o dönemin yazarları teşvik ettiğini söyler ama mesela Markizi işi daha öteye götürür. Der ki Halife Nasır Nidillah Cengiz'e bizzat işte Harizm Şahlar üzerine sefer yapmasını istemiştir der. Şöyle bir olay yaşanır. Kumni diye bir vezir var halifenin. Bir gün koşar ve halifenin odasına girer, der ki Moğollar Harizm Şah coğrafyasını yağmalıyor. Halifenin cevabı şu olur. Der ki beni böyle şeylerle meşgul etme. Benim daha önemli bir işim var. Şaşırır vezir, nedir der. Der ki Alaca güvercinim kayboldu, onu aramakla meşgulüm.
halifenin İslam coğrafyasında yaşanan en büyük katliamların an itibariyle olduğu dönemde verdiği cevap bu. Şimdi Muhammed Arazimşan hocam dediği gibi birçok düşmanı var. Karahataylar var, Gürhan ya da işte Gurlular mevcut. İşte halifeyle arası zaten bozuk. Ne yapacak? Cengiz karşısına da genellikle Atamelik Cüveyni'nin dediği gibi çok hoş olmayan bir taktikle çıkıyor. O da ordusunu bölüyor. Mesela Cengiz'in en büyük şansı hiçbir şekilde Harezm Şahlarıyla bir meydan savaşına tutuşmaz. O Cengiz'in şansıdır. Çünkü karşılıklı olarak kozlarını paylaşamazlar. Muhammed Harezm Şah ordusunu böler. 20 bin kişi Otrar'a verir. 30 bin kişi Buhara'ya verir. Tabii. Zaten savaşmaz zaten. Okçu, yani oklarla bu işi hallediyorlar. Yani okçuluk haricinde şimdi zaten bunlar kale muhasarasında müdafaya gidiyor. Yani hep müdafaa savaşı müdafaa. Oluyor. Bir meydan savaşı olmuyor. Olmuyor. İşte meydan savaşını Celaleddin yapıyor. Celaleddin normalde daha önceden de Moğollarla karşılaşıyor. Mesela Neşa'dan geçerken bir Moğol boyunu yakalayıp bir şekilde onları yarıp onları yenip geçiyor. Az sonra Kandahar'a geliyor. Kandahar Kalesi'ni Moğollar kuşatırken Moğollar orada ağır bir darbe vurup daha öteye Pervan'a geçiyor. Yani Celaleddin bir nevi yıka Sint Nehri'ni geçip Hindistan'a kaçıyor. Ya da siyasi hayatını Hindistan'da geçiriyor. Ama Muhammed Harezm Şah Moğollar Otrar önüne gelince kendisi Semerkant'ta. Ordusunu bölüyor. Dedi ki 20 bin işte Otrar'a, 30 bin Buhara'ya, 40 bin en nihayetinde Semerkant'a veriyor. Ve ondan sonra kendisi Belh'e gidiyor. Zaten Belh'e gittikten sonraki süreç Muhammed Harezm Şah'ın Moğollardan kaçış aşamasının başladığı dönem. Çünkü oradan sonra Cengiz Han ordusunu 3'e 4'e bölecek. İşte Otrar'da özellikle İnalcık'ın yaptığının intikamını alabilmek için mesela Büyükoğlu Çağatay, yani Ogeda ile Çağatay'ı oraya verecek. Uzun bir süre yani 1219'un ilk baharı gibi başlayacak kuşatma. 21'e kadar. Yani çok uzun süre gibi. Telekan'daki toplanmaya kadar devam edecek. Çekiliyor yine hücum. Ve ama Moğollar meydanlarda işte, değil. Yok. Sadece muhasarada. Cengiz Küçükoğlu Tolo ile birlikte Buhara'ya gidecek. Cengiz'in iyi bir taktiği var aslında. Buhara'dan aldığı esirleri yani birçok insan öldürüyor. Evet. Ve bunu tarihçiler sistematik bir şekilde öldürdüğünü söylüyor. Yani halkı şehirden çıkartıyorlar ve bunu artık bir yerlerde öğrendiler. Ya da uygulaya. Çocukları, kadınları ve erkekleri ayrı şekilde tabur bölüyorlar. Ve bunları ilk önce okluyorlar. Oklanmalardan sonra yalandan ölmeler olmasın diye tamamının kafasını kesiyorlar. Ve bu artık şeye dönüşüyor. Öğrenilmiş çaresizlik. Moğolların öldürülemeyeceğine dair bir efsaneye dönüşüyor. İşte Cengiz'in yenilmezlik efsanesi burada başlıyor. Cengiz Buhara'dan aldığı esirleri Moğol giysisi giydiriyor, Semerkant'a götürüyor. Normalde an itibariyle Semerkant'ta 110 bin Harezmli asker olduğu söyleniyor. Nasıl bir algı yapıyor resmen? Böyle ama bir şey şunu yapıyor. Yani gidiyorlar ki Semerkant'ın etrafı çok büyük bir şekilde muhasarayı engelleyecek hendeklerle dolu. Cengiz şunu yapıyor. Bir önceki muhasarada savaşta aldığı esirleri cepheye sürüyor. Ölen Moğol asker, yani ölen esirler o hendekleri doldurana kadar bekliyorlar. Ondan sonra o cesetlerin üzerinden aşıp şehre yani hücum ediyorlar. Asıl gücünü oraya sen. İşte ölüyorlar esirler. Cengiz üzerlerinden aşıyor. Bu bir taktiğe dönüşüyor. Bunu birçok yerde yapıyorlar. Semerkant'tan aldıkları esirleri de Gürgenç'te kullanıyorlar. Gürgenç işte hocam da dedi ya Harezmlerin payitahtı, başkenti gibi. Asıl çıktıkları nokta. Mesela orada da Terken Hatun var. Normalde Muhammed Harezm Şah kaçıyor. Hive'den, Belh'den Tirmiz Nehri boyunca ta Gilan'a, Mazenderan'a kadar geliyor. Nişabur, işte Gilan, Mazenderan. Arkasında Cebe ile Subutay. Onlar 20 bin kişiyle onu kovalıyorlar. Peşinden gidiyorlar ve en nihayetinde Ebuskan adasına, Mazenderan'da bir küçük köyde tam Moğol baskısına maruz kalacakken bir kayığı atlayıp Ebuskan adasına doğru gidiyor. Deniyor ki aslında Moğollar da arkasından bir kayığı atlıyorlar. Az biraz gidiyorlar ama Moğolların kayığı batınca geri dönmek zorunda kalıyorlar ama Muhammed Harezm Şah bir şekilde yaralı ve yorgun bir şekilde kendisini adaya atıyor. Yanında 3 oğlu var. Celaleddin, Uzlukşah, Akşah. Normalde
kısa bir zaman önce Muhammed Erzim Şah Celaleddin'i seviyor. Kabul etmek lazım. Onu istiyor. Kendisi bir Hintli cariyeden, Ayçiçek diye anılmıyorsam değil mi hocam? Hintli cariyeden dünyaya gelmiş. En büyük oğlu. Fakat en sevdiği oğlu ama Terken Hatun, annesi Kantlı Kıpçak boyundan gelen Uzlak Şah'ı ısrarla veliaht ilan etmek istiyor. Hı hı. Ve Muhammed Erzim Şah annesi karşısında dayanamıyor. Ve Uzlak Şah'ı veliaht ilan ediyor. Hı hı. Ama an itibariyle adada üçüyle birlikte kalınca devletin idaresini Celaleddin'e veriyor. Kısa zaman sonra zaten ölüyor. Ölümü zaten acıklı, trajedik bir ölüm oluyor. Hatta kefen olmuyor. Bir devlet adamının gömleğine sarıp defnediyorlar. Çadırının önünde at görmek istiyor. Bir tane at getirip çadırının önüne bağlıyorlar. Fakat Celaleddin oradan kaçarak Harezm'e geliyor. İlginçtir. İşte bu arada İlal Kalesi'nde Terken Hatun ve Harezm Şah'ın haremi tamamen Moğolların eline geçiyor. Geçiyor. Hocam çok detaylı biliyorum ama şöyle çok fazla konuşacağımız şey olduğu için hızlandırmak adına soruyorum. Bu Utrar'da yapılan işte büyük savaş, Cengiz Han ezici bir üstünlükle yeniyor değil mi? Sonra ne oluyor peki? Yani bu savaştan sonra Cengiz Han nereye gidiyor? Anadolu'ya mı geliyor? Sonra da İslam'a olan kini var mıydı? Onu soracağım. Çünkü dünyanın seyrini değiştiren olay diyoruz biz buna. Olaylardan bir tanesi diyoruz değil mi? Harezm Şahlarla karşılaşması ve Utrar vakası. Bu olaydan sonra kim kazanıyor ve ne oluyor? Cengiz Han Harezm mevzusunu bitirdikten sonra Afganistan Hindistan'a yöneliyor. Çünkü Celaleddin o tarafa doğru gidiyor. Celaleddin'i yakalayabilmek için sırasıyla Mervi, Gazne'yi, Telekan'ı bir ara Bamyan'da duruyor. Telekan'da birleşiyorlar, Bamyan'da duruyor. Bamyan'da durmalarının en önemli sebebi de işte torunu Metügen'in öldürülmesi. Bamyan'ı inanılmaz bir şekilde yağmalayıp yıkıp neredeyse tarih sahnesinden siniliyorlar. Bu süreç Pervan'a kadar gidiyor. Cengiz'i yakalaması için Şiki Kutuga'yı gönderiyor. Dedi ki bir nevi Şiki Kutuga Cengiz'in ocağında yetişmiş üvey oğlu gibi. Pervan'da 30 bin kişilik Moğol ordusunu yenince Celaleddin hiddetleniyor ve Cengiz hiddetleniyor ve Celaleddin'in peşine düşüyor. Sind'e kadar gidiyor. Sind nehrinde geçiş sırasında Celaleddin hareminin Moğolların eline geçmesini engelleyebilmek için çok büyük bir efsanedir bu. Hepsini deniz şey atar, onun nehre çok, atar. Çok güzel bir minyatürü var onun. Evet. Onların tamamını nehre atar ve kendisi karşıya geçer. 700 adamı var ve Hindistan coğrafyasına gider. Orada Delhi'de Türk Sultanı İltutmuş var. Oradaki racalarla vesaire ilişkileri mevcut. En nihayetinde birisinin kızıyla da evlenir aslında. Daha sonradan Celaleddin Anadolu'ya kadar gelir, Azerbaycan'a kadar gelir. İşte Tebriz'de Özbekan'dan Tebriz'i alır. Onun eşini de alır. Melike Hatun'dan evlenir. Bu Melike Hatun bir zaman sonra dönüp dolaşıp Celaleddin'in ahlata olan ilgisine sebebiyet verecek bir kadın ama Cengiz Afganistan ve Hindistan'da kaldıktan ve o coğrafyayı yağmaladıktan sonra geri dönmeye başlar. Yani 1222-23 yıllarına geri dönüş olur. 24-25 yıllarında bu sefer kendisine sefer sırasında destek vermeyen Sihiye Krallığı üzerine gider. Kuzey Çin'e hakim olan Sihiye Krallığı Niyan Kan denilen başkentini yağmalar. Tam yağmalamadan kısa bir zaman sonra önce ölür. Müthiş bir yağma başlıyor değil mi ondan sonra? Hastalanıyor. Ölüyor evet. Tabii yani ölüyor. Bir diyorlar ki attan düşüyor vesaire ama hastalık var. Yine ısrar ediyor. Diyor ki ben ölsem bile yani bu şey yani ikinci bir adam. Hı-hı. Sırf kendine Sihiye Kralı'nın ordu verme mevzusunda ayak sürüyünce onun intikamını alabilmek için ülkeyi tamamen tarihten siliyor. Hatta o Niyan Kaan denilen başkenti böyle aynı işte mesela Nişabur'daki gibi, Nerd'deki gibi, Otrar'daki gibi. Ben Otrar'ı gördüm yani. Yani tarih sahnesinden siliyor. Mesela Gürgenç gibi. Gürgenç'i daha da öte o kadar kinci ki nehri üzerine veriyorlar şehrin. Şehir nehrin altında kalıyor. Tarih sahnesinden siliyor. Nehrin yatağını değiştiriyor. Nasıl bir kin, nasıl bir... Bu kin, hocam şey hemen girmek istiyorum. İslam'a karşı bir kini var mı Cengiz Han'ın? Ben onun... Şimdi... Evet sert bir soru belki ama sonuç olarak bu Utrar meselesinden sonra bu İslam kültür medeniyetinin iki önemli şehri
Buhara'yı, Semerkant'ı müthiş bir yağmalama yapıyorlar. Abi, kitaplar yakılıyor, kütüphaneler, işte ibadethaneler vesaire. Bir orada da bir sıfırlanma var. Şimdi İslam dünyası burada biraz geri kalmış olmuyor mu? Yani şöyle diyeyim ben size, sert soruya sert cevap vermiş olayım. Demin de söyledim aslında, Cengiz'in dinlere karşı bir düşmanlığı yok. O sebeple Müslümanlık olsun, Hristiyanlık olsun, Budizm, Taoizm ya da başka dinlerle bir sorunu yok. Cengiz'in iktidarlarla sorunu var. Yani öncelikli olarak bunu anlamamız lazım. Dolayısıyla muhatabı olan iktidarın dini onun için belirleyici bir unsur değil. Yani İslam'ın kendisine dönük, dine dönük bir tepkisi yok. Onun ülkesinde yaşayan Müslümanlar da var. Görüştüğü Müslüman alimler de var. Ve zaman zaman hizmetinde kullandığı Müslümanlar da var. Eğer dine dönük bir eylem olarak kabul etmiş olsaydık bunu, o zaman hiçbir Müslümanı yaşatmaması gerekirdi. Ama orada temel mesele aslında bugünkü program boyunca konuştuğumuz husus. Cengiz'in yüksek otoritesini tanıyıp ona tabi olmak, onun parçalarından, devletinin parçalarından birisi olmak mı, yoksa onun karşısında mücadele etmek mi? Sadece, bakın Ömer Hoca söyledi, sadece ordu vermiyor diye bir devleti, ülkeyi evet. yok ediyor. Evet. Tarihten sahtesin siliyor. Tersi. Şimdi ordu vermedi haritada diye gözükmüyor. Haritadan sildiğiniz bir devlet hükümdarı varsa sizin karşınızda duran bir güce ne yaparsınız? Yani bırakın karşısında durmayı, doğal olarak onun en büyük hedefi ta Hindistan'a, Sind'e kadar gitmesinin nedeni, adam deli mi yani, ta nereden kalkıyor Sind'e gidiyor, Harzemşahları tarih sahnesinden silmek. Ve Celaleddin olmamış olsaydı muhtemelen bunu çoktan başarırdı. Yani demin Uzlak Şah mesela sultan olsaydı çok daha erken silinebilirdi. Ama Celaleddin de çok zeki bir adam. Yani gitmesi Hindistan'dan, her gittiği yerde rahatlıkla ordu toplayabiliyor. İşte tekrar Azerbaycan coğrafyasına geldiğinde bitmiş, yok olmuş devleti, Cengizliler tarafından tamamen ortadan kaldırılmış bir devleti yeniden diriltip ayağa kaldırabiliyor ve Alaaddin Keykubat gibi bir adamla savaşıyorsunuz ve Keykubat tek başına bu savaşı göze alamadığı için Eyyubi Melik'i, o devrin en güçlü siyasi aktörlerinden birisi Eyyubiler, Eyyubi Melik'i el-Eşref'i davet ediyor ve iki ordu birlikte güç bela yeniyorlar yine de Celaleddin'i. Bu kadar da bitmiş halden, enkazdan böyle bir otorite, kudret çıkartabilen bir kişilik Celaleddin Erzemşah. Az önce bahsetmedik aslında, Ömer'in tam konusuna da giriyor. Gürcüleri perişan ediyor adam. Evet. Yani tek başına koskoca Gürcü krallığını perişan ediyor. O açıdan baktığımızda Cengiz'in karşısında Cengiz bundan hoşlanmıyor. Özge Hanım, yani evet, dik durmadan çok tabii karşısında güçlü bir otoriteden hoşlanmıyor. Evet. O sebeple muhtemelen ölürken Celaleddin'i saplantı yapıp ölmüştür o. Yani eğer biz biraz Cengiz'i tanıyorsak, çünkü ona baş eğdiremedi. Yani devletini katletti, bakın. Onu bana göre İslam dünyasının o işte kadim Selçuklu sonrasında Harizmşah şehirlerindeki aşırı şiddetin sebebi de bu. Yani böyle bir adam tarafından yönetiliyor olmanın da intikamı bir anlamda bunu yapıyor. Yani bu kadar şiddetli her tür şeyi yok ediyor. Bakın Kübreviler var. Necmettin Kübra, Gürgenç'te ya da Ürgenç'te, iki türlü de söyleniyor. Bu şehirdeki en büyük tarikat olan Kübrevilerin, Mevlana'nın babası da bir Kübrevi şeyhiydi mesela, temsilcisi. Kübreviye diye bir tarikat kuruluyor. Moğollara karşı savaşırken öldürülüyor. Bütün müritleri öldürülüyor. Kaçabilenler kurtuluyor. Camileri ahır olarak kullanıyor. Tabii dine burada bir hakaret var tabii ki. Yani hiç yok deme şansımız yok ama hedef İslam değil aslında. Onun temsil ettiği ya da İslam'ı temsil eden iktidarı olan kini ona dair bütün yapılardan, bütün unsurlardan çıkartmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla. Bu da onun en başından beri uyguladığı bir taktik zaten. Yani sürekli Cengiz böyle var oluyor. Korku üzerinden imparatorluk inşa eden ve varlığını insanların kendisinden korkmasına bağlayan bir
siyasi otorite. Ama Celaleddin'in Gürcülerle ilişkisini Ömer Hoca daha iyi anlatır. Çünkü doğrudan Moğolların da Gürcülerle ilişkileri var ve siz gösterdiniz, onunla ilgili kitabı var zaten. Evet, evet. Doğrudan Gürcüler, böyle. Gürcistan Kralları ve Gürcü-Moğol ilişkisi Ömer Hocam'ın kitaplarından bir tanesi. Yine de Türklerin ve İslam dünyasının kaderini Moğollar ciddi bir şekilde etkiliyor. Tabii ki, yani İslam dünyasında ciddi bir tahribat oluşturdu. 10. yüzyıl İslam medeniyeti açısından, 11. yüzyıl İslam medeniyeti açısından zirvede olduğumuz bir dönem. Evet. Orta Asya'da muazzam kültür havzaları var. Semerkant dediğimiz şehirler, Buhara dediğimiz şehir ta Samaniler devrinden beri İslam'ın aynası, vitrini. Bu şehri harap ediyorsunuz, yerle bir ediyorsunuz. Yani Timur, her şeyi siliyorsunuz. Timur bugün bizim Semerkant diye, Buhara diye, Hive diye gördüğümüz yerler aslına bakarsanız Timur'un yeniden inşa ettiği sahaları ve sonrasındaki Özbek hanlarının yaptığı ürünleri biz görüyoruz orada. Belki kadim zamanlardaki yapıları görme şansımız kalmıyor. Bunlar tabii ki Moğol istilasından nasiplerini alıyorlar. Hatta Moğolların şöyle bir esprisi bile var. İşte her yeri talan ediyorlar. Eleştirildiği zaman diyorlar ki hayır, talan eden sizdiniz. Biz orijinal haline döndürüyoruz. Çünkü doğadaki taşları topladınız, aldınız, bir araya getirip yapılar oluşturdunuz. Biz onları tekrar doğaya iade ediyoruz diye de esprili, alaycı bir şekilde cevap verdiklerini söylerler. Moğolların tarzı biraz sert. Gerçekten sert, yani çok sert. Herhalde insanlık tarihindeki, belki Avrupa'da başka örnekleri vardır. Çok iddialı da konuşmak belki istemiyorum Haçlıların ama. Haçlıların ilk geldiği yıldan olabilir. Çok çok acımasızlar yani. Evet, birinci Haç seferinde de benzer bir acımasızlık söz konusu nispeten. Ama onlar bile Moğollara yaklaşamaz yani. Muhakkak. Hakikaten. Tabii sizin o sert cevabınızdan sonra şu sorum benim küme düştü. Neden Müslüman olmadı sorusu. Şöyle değiştiriyorum soruyu. O Cengiz bütün dinlerin üzerinde görüyor kendisini. Çünkü. İslam'ı kabul etmiş olsaydı, oldu da İslam'ı kabul etmiş olsaydı. Ne olurdu? Ya, ne olurdu ya da tarihin seyri nasıl değişirdi acaba? Bunun cevabını torunları üzerinden okuyabiliriz. Şimdi hocam az önce mesela Kübrevilerden bahsetti. Moğolların ilk Müslüman olan yöneticileri Altınordu'da Berke Han. Seyfettin Baharzi diye bir Kübrevi, yani Necmettin Kübra'nın talebelerinden birisi sayesinde Müslüman oluyor. Ve gençken oluyor. Yani bu dediğimiz 1250'li yılların ortası. Daha sonradan şöyle söyleyelim. Altınordu'ya hükmediyor 1266'ya kadar Müslüman. Geliyoruz mesela İlhanlılar'da. Hatta ondan önce diyelim ki nerede? Çağatay'larda, Barakan 1270'li yıllarda İlhanlarla mücadele ediyor ama Buhara'ya döndükten çok kısa bir zaman sonra Müslüman oluyor ve ismini Gıyaseddin olarak değişiyor. İlhanlarda 1280'li yıllar gençken oluyor ama mesela Tekuder Ahmet unvanı alıyor. Onda Şeyh Abdurrahman isimli bir şeyhi var. Ondan böyle semahlar yapar. Hatta tacını tahtını terk edip dergaha koyuyor kendisi. İşte, tabii hatta baba diyor ona. Hatta onu Memlük hükümdarı Kalaon'a elçi olarak gönderiyor. Aslında ilk bir mektup gönderiyor Kalaon'a, diyor ki ben Müslümanım. Artık İlhanlarla, yani Moğollarla Memlükler arasındaki düşmanlığa bir son verelim. Kalaon çok inanmıyor ilk seferde. Diyor ki gerçekten Müslümansan bana bir dahaki elçini Şeyh Abdurrahman olarak gönder. O da kendi şeyhini bir minnetle elçi olarak yapıp Kalaon'a gönderiyor. Ama Kalaon'la Şeyh Abdurrahman tam görüşmeden önce, yani Ahmet Teküler öldürülüyor ve Gazan Han'a kadar İlhanlılar da yeniden... Biliyor musunuz? Aslında Moğol demişken ondan da bahsetmemiz lazım. Moğollar kendi aile içindeki ne diyelim asileri cezalandırırken ters bellerini kırıyorlar. Evet. Ters bellerini? Yani belini kırıyorlar. Tersinden. Yuvarlamıyor da işte tersine kırıyor demek istiyorum. Belini kırıyorlar. Evet. Yani. Ruhun oradan çıktığına inanılıyor. Mesela az önce bahsettik ya, Kökçü diye bir şamandan, Cengiz'in ilk şamanıdır. Cengiz 1206 yılında tahta çıkınca o onaylamadan Cengiz olamaz. Gider bir zaman sonra gelir, der ki 40 atımı atladım. Yeri yedi gök göğe çıktım, gök tengiriyle görüştüm, konuştum. Timuçin evet sen Cengiz artık han olarak atanmışsındır der. Hı hı. Cengiz şamanlara çok büyük önem gösterir.
İlk işte vaka ve ölüm cezası Kökçü'de çıkar. Cengiz'i o yani kardeşleri konusunda bazı iftiralar atar, uzun mevzu. Cengiz onun belini kırdırır ve dilini ensesinden çıkarttırır. Bu hem bir mesaj hem de ruhun oradan çıktığına inanıldığı için öyle bir ölüm tercih edilir. Bir de boş konuşma diyor. Evet, bir de boş konuşup fitne çıkarma diye. Dilini ensesinden çıkar. Ahmet Teküder misali aynı. Normalde Moğollarla bizim ölümler... Nasıl bir hayal gücü hocam? Dilini ensesinden çıkıp boş konuşma diye ters belinden kırıyor. Ama fitne çıkartınca... Bunlar nasıl hayal gücü? Normalde Moğollar çok sever aslında o tarz mevzular. Bir şey üzerinden mesaj vermeyi çok sever. Mesela cebe var ya, cebe. Ok demek. O bir savaşta Cengiz'in atını vurur ve Cengiz ölür. Cengiz yani Cengiz yere düşer, atı ölür. Orada yakalanır, Cengiz'in önüne götürülür. Bu öldürüleceğini düşünür ama Cengiz onun okçuluğunu çok sevdiği için ona ok unvanı verir, cebe. Cebe. Bizim bugün kullandığımız cephanelik kelimesi cephane. Cephe oradan gelir. Cephane, mesela mesela çok bilindik isimlerden söyleyeyim. Mesela Toloy, ayna demek. Oğlu. Ve o ölünce Moğollar çok uzun süre aynaya bakmaz. Mesela en meşhuru işte Mustafa Uyar Hoca belki mevzuya daha vakıf o dinliyorsa. Huda bende. Normalde çocuk ilk doğduğunda elinde ya da otağa ya da ordaya çadıra kim girerse onun ismi verilir. Aynı Timuçin'deki gibi. Timuçin babası Yesüge'in esir aldığı bir Tatar'ın ismi. Temuçin. Kölesi Timuçin verir. Temuçin. Mesela Huda bende eşek anırması demek. Huda bende. Huda bende. Huda bende. Daha sonradan Müslüman olunca Huda bende. Ye. Huda bende'ye dönüşüyor. Huda bende oluyor değil evet. İşte mesela Gazan gibi. Gazan'ı İbn-i Batuta ilk doğduğunda bir hizmetçinin elinde bir kazanla içeri girdiği anlatılır. Kadının ismini veremeyecekleri için şahsa Gazan ismi verilir. Kazan ismi. Evet. Ama şey Muhammed sonra adı. Müslüman olduk. Müslüman olduktan sonra. İşte aslında cevabımız oradaydı. Yarım kaldı. Hani Cengiz Müslüman olsaydı evet. Ne olurdu? Gazan Müslüman olduğu zaman Moğolların o bildiğimiz neredeyse bütün tahribatını tersine çeviriyor. Tersine çeviriyor. Yeniden bir inşa başlıyor. Yeniden kütüphaneler, yeniden alimler, yeniden şehirler. Yani o medeniyeti, o kültürü benimsediği zaman o kültürün bir ferdi olarak bütün enerjisini bu yönde kullanmaya başlıyor. Yani Cengiz'den 50 yıl sonra zaten Moğollar Müslümanlık mevzusunu tamamen özümsemeye. Evet. Şimdi Moğolların bir yıkım aşaması var. İlk dönem. Hızlıca hocam bu. Ama daha sonra nerede bitiyor Moğollar? Hızlıca oraya geçelim. Müslümanlıkla yani İran'a gelip İlhanlılardan sonraki süreç evet. Gazan Han'a. İşte Çağatay'larda işte diyelim ki 13. yüzyılın ilk yılları, yani 14. yüzyılın ilk yılları Tarmaşirin dediğimiz 1330'lu yıllarda Çağatay'lara hükmeden. Altınordu'da da Özbek Han dönemi 1320'li yıllar. Müslüman olunca artık yapma dönemi başlıyor. Yıkma dönemi artık onlar açısından bitiyor. Zaten Çin'de bir Kubilay ya da Yuan hanedanlığı var. O direkt zaten Çinlileşiyor. İslam'la hiçbir alakası yok. Zaten adam direkt Çinlilerle mücadelede. Fakat İlhanlılar açısından söyleyelim. Gazan Müslüman oluyor. Gazan'dan sonraki süreç tamamen Olcayto'da. Ebu Said'de tamamen Müslümanlığı benimsiyorlar ve ondan sonraki süreç tamamen yapıma dönüyor. Mesela Erzurum'daki birçok tarih eser İlhanlar döneminden kaldırdı. Ya da İran coğrafyasında hali hazırda yine İslam dönemi Müslüman olan Moğollardan kalan eserlerimiz mevcut. Fakat işte dedik ya bu Cengiz'den bir 40-50 yıl sonra devam ediyor. Ama Cengiz'in Müslüman olma mevzusu Semerkant'taki konuşmasından sonra çok ihtimal değil. Çünkü dönerken Semerkant'a uğruyor. Bir camiye giriyor ve İslam'ın öğretisini dinlemeye başlıyor. Hepsine olur veriyor, bir tanesi hariç. Hacca gitmenin gereği yok diyor. Çünkü zaten hac, Tanrı bütün ya da gök tengiri bütün dünyanın hakimi. Her yerde ona ibadet edebilirsiniz. Hacca gitmenize gerek yok diye bir ifadesi var. Hatta yani bundan sonra birkaç uygulamada sıkıntı yaratıyorlar. Biz Müslümanlar konusunda Hristiyanlara daha yakın. İşte ama üç tane müşaviri var. Biri Müslüman, Mahmut Yalavaç gibi. Bir tanesi Hristiyan, Uygurlardan alıyorlar. Bir tanesi de Budist. Ya Uygurlardan Tata Tonga diye bir adam var. Adam Hristiyan. Aynı anda şeye hizmet ediyor Cengiz'e. Bir tanesi de şeyden getiriyorlar Budist. Yeliçi Tusuya diye bir adam. Cengiz'i Cengiz yapan, Cengiz'i devleti
silahla kurduktan sonra silahla yönetemeyeceğini, bir devlet yapısı meydana getirmesi gerektiğini söylüyor ve Moğol İmparatorluğunu inşa ediyor. Pekin'den getiriyor bunu. Kendine bir şekil, bir nevi vezir yapıyor. Hı hı. Yani hocam dediği gibi yanında hem Müslüman hem Hristiyan hem Budist rahatlıkla devlet adamı bulundurabilir hemen, hocam. Hemen İrfan Yazıcı'nın bir sorusu vardı. Tam da bunun üzerine Cengiz'in Hun Türkleriyle arasının iyi olduğu, hatta Hun Türklerinden bir veziri yahut danışman tayin ettiği doğru mudur diyor. Ya Hun Türkleri diye bir şey yoktu ki. 1400 yıl var arasında. Orada Cengiz'le arasında 1400 var. Uygurlardan bir ver. Tatatoganak der ya da Tatatogan denilen bir adam var. Bu vezir olarak alıyor, Uygurca biliyor. Cengiz'in çocuklarına o Uygurca yazı yazmayı öğretiyor. Hatta mesela Moğollarda birkaç çeşit defter var. Mavi defter var, kırmızı defter var. Mavi defteri tutmak ve Cengiz'in vakalarını bir nevi kaydetmek bu Tatatanok denilen Uygur müşavirinin işi daha doğrusu. Fakat yani Hunlarla alakası olamaz çünkü arasında bin küsür yıl var. Hun kalmadı artık. Muhammed Aslan Hoca bana mesaj atmış. İzniniz olursa okuyayım onu. Muhammed Hoca hani kazı başkanı. Çok değerli bir hocamız, akademisyen. O sorduğunu soruyor, o da cevap Kars, vermiş. Kars Ani Harabeleri'nin kazısının başkanı. Diyor ki Muhammed Hoca, sizin soruya istinaden söylüyor. Cengiz Han Müslüman olsaydı İslam mimarisinin en anıtsal ve görkemli eserleri ona ait olurdu herhalde diye cevap vermiş. Doğru tabii, evet. İhtişam açısından. Çünkü Gazan bunun küçük bir örneği. Yani neler olabileceğinin örneği ki büyük dedesinin kudretine yaklaşmadı bile Gazan. Yani Cengiz gibisi ondan sonra gelmedi. Hakikaten hocam düşünsenize, Cengiz Han gibi zamanın en büyük hükümdarının Müslüman olması hem İslam dünyası açısından bir güvenlik sağlayacaktı, hem de yani o hakim olduğu topraklarda Müslümanlığın topluluk halinde yayılmasını sağlayacaktı. Ya da şöyle diyelim, yani Cengiz'in İslam dünyasıyla münasebeti işte 72 yıllık ömrünün sadece 6-7 senesini oluşturuyor. Bir de öyle düşünün. Yani asıl mücadele kendi etrafındaki işte Naymanlar, Taycüütler, Merkitler gibi, Moğol Keraitler gibi, o beylitlerle. Artık onlara neler yaptığını, kaynaklara yansımayan kısmını hayal edin. Biz İslam kaynaklarına yansıdığı için Müslümanlar boyutunu biliyoruz. Evet. Ve bu 6-7 yıllık bir zaman dilimini oluşturuyor toplamda da baktığınızda. Ömrünün son demleri aslına bakarsanız. Asıl gençlik yıllarını ve enerjisini o boyları kontrol altına almaya çalışarak harcıyor bütün enerjisini. Tabii. Siz bir şey diyordunuz hocam. Yok hocam. Yine aynı soruyu size de sorayım. Yani ya da yorumunuz varsa söyleyin. O tüm İslam coğrafyasına hakim olsaydı, yani Müslümanlığı kabul etmiş olsaydı, çok bambaşka bir coğrafyaya ile karşılaşmış olurduk. Bu çok enteresan geliyor bana. Aslında tarihi o şekilde okumaktan ziyade, mesela Cengiz Müslüman olsaydı bu coğrafyanın tamamına hakim olabilirdi. Eyvallah, ama ondan sonra gelecek olan bakiyelerinin Cengiz gibi bir yönetim sergileyip sergilemeyeceği muamma. O Geday gibi düşünelim. Cengiz gibi kudretli, güçlü, karizmatik bir adamdan sonra, yani amiyane tabiri daha silik ve sarhoş bir adamın eline düştüğünü düşünelim. Kısa zamanda parçalanıp gidebilme ihtimali de vardı. Çünkü Cengiz'den sonra Moğol Devleti'nin ikinci kurucusu olarak Mönge ya da Mengü Kağan. Mengü, evet. İşte 1251-1259. Tuluy'un oğlu, torunu. Yani onun torunu olarak geçelim. Tuluy'un oğlu. Şimdi onu düşünüyoruz. Bak arada Ogaday var, Töregene Hatun var, Göyük Han var. Ya da Göyük Han diyelim ve Oğul Gaymış var. Yaklaşık bir 30-40 yıllık bir süreç. Ama olabildiğince silik bir dönem geçiyor. Ha, batıya göç şeyler, seferler var. Avrupa seferi var. Ama çok güçlü ve çok büyük bir sefer. Ama Ogaday hiçbir şekilde Karakorum'dan ayrılmıyor. Yaptırmış olduğu sarayın etrafında çadır kurdurup hayatını orada idam ettiriyor. Fakat Mönge ya da Mengü Kağan dönemi yeniden bir başlangıç oluyor. İşte kardeşinin bir tanesini, Kubilay'ı Çin'e gönderiyor. İşte diğer bir küçük kardeşi Hülagü'yü batıya gönderiyor. Hı hı. Üç tane görev veriyor. İsmaililer, Abbasi Hanedanlığı ve Memlükler. Ve devleti sıfırdan yeniden inşa etmeye, Cengiz'in ruhunun böyle sokaklarda dolaştığı bir dönemde yeni bir Cengiz olarak ortaya çıkmaya niyet ediyor. Hmm. Kubilay Çin'e gidiyor ve onlarca yıl savaştıktan sonra, yani
1290'lı yılların ortalarına doğru ölüyor. Hı hı. Ki en uzun yaşayanlardan bir tanesi de yine Kubilay'dır. 70'in üzerinde yaşar, 70 yılın üstünde yaşar. Onun yanında da mesela Hülagü batıya gelir. İsmailler yaklaşık 200 yıldır faaliyettedir. Ve olabildiğince hızlı bir şekilde İsmail kalelerini alır ve Bağdat'a gelir. Halifeyi esir eder. Normalde şey yapar, der ki tabi ol olmaz. Halifeyi yakalar, Bağdat'ı yağmalar. Halifeyi şehit eder. Yani öldürür, onu genellikle bir işte çuvalın içerisine koyar, atların ayakları altında ezdirir ve halife ölür. Ama bir türlü Memlükleri baş edemez. Hı hı. Yani onların sınırı Memlüklerdir. Çünkü en az onlar kadar sert, en az onlar kadar savaşmayı biliyor ve onlardan askeri anlamda daha güçlü bir devlet, öyle söyleyeyim. Hocam, noktayı koymak zorundayız. Daha konuşacak çok konumuz var. Fakat süremizin sonuna geldik. Hemen bir mesajlarımız vardı. Onlara bir göz atayım. Seyircilerimizin gönlü kalmasın. Okan Sarılı, harika bir yayın oldu. Emeğinize sağlık, iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz. Sehriye Şahin, Haşim hocama selamlar demiş. Zevkle seyrediyor ve izliyoruz. Sorularınızı zaten, gelen sorularınıza bakıyorum. Konuşmuşuz hocalarımla. O yüzden tekrardan yormuyorum. Süremiz de bitti. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ayağınıza ederim. Sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Benim açımdan da öyleydi. Ben kesinlikle çok zevk aldım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ayağınıza ederim. Sağ olun. Değerli tarih severler, bir dönem dünyayı kasıp kavuran Moğol İmparatorluğu'nu bütün detayları ve bilinmeyenleriyle konuştuk. Kiminle konuştuk? Profesör Doktor Haşim Şahin hocamla ve doçent Doktor Ömer Subaşı hocamla birlikte konuştuk. İzleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu saate kadar yalnız bırakmadınız sorularınızla. Haftaya yeni konuklar ve yeni bir konuyla beraber olmak üzere iyi akşamlar diliyorum.